İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Esas meseleye hoş geldiniz. Her perşembe birlikteyiz saatler 20'yi gösterdiğinde Türkiye'nin ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerini yaklaşık 2 saat boyunca konuşuyoruz konuklarımızla. Peki bugün kimlerle beraberiz? Hemen konuklarımızı tanıtayım. Gazeteci Merve Şebnem Oruç, hoş geldin sevgili Merve. Hoş bulduk, merhaba. Sosyolog Ramazan Akkır, hoş geldiniz Ramazan Bey. Ve SETA araştırmacısı Çağatay Özdemir, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk, sağ olun. İki konu başlığımız var sayın seyirciler. Özetleyelim. Bir, Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin operasyonu an meselesi. Sınırda hareketlilik en üst seviyede. Bir yanda tabii askeri hazırlıklar ama bir yanda da diplomatik temaslar devam etmekte. Hatta kısa bir süre önce bu akşam sınırın daha da hareketlendiğine dair haberler geldi. Afrin ve Münbiç'i terörden süpürme harekatına katılacak komandoların uçaklarla Hatay'a sevk edildiği haberiydi bu. Biz de 24 ekranlarında paylaştık sayın seyirciler. Tabii hafta boyunca hangi gelişmeler yaşandı? Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'de PYD-YPG güçlerinden oluşan 30 bin kişilik bir sınır güvenlik ordusu kurma girişiminin gündeme gelmesiyle birlikte Ankara'nın tepkisi oldukça sertti. En üst seviyedendi ama dediğimiz gibi bu tepkilere rağmen diplomatik görüşmeler, girişimler muhataplarıyla Ankara'nın devam etti. Ve açıklamalar birbirini izledi. Tüm bu gelişmeleri değerlendireceğiz. İlk bölümümüzde Afrin operasyonunu konuşacağız. Suriye'deki gelişmeleri. İkinci bölümde ise CHP'yi tartışacağız. CHP'de bu haftanın en çok konuşulan konularından biriydi. Malum CHP İstanbul İl Başkanlığı'na tartışma bir isim Canan Kaftancıoğlu seçildi. CHP içinde ulusal kanatta da toplumun farklı kesimlerinde de Kaftancıoğlu'na yönelik eleştiriler ve tepkiler geldi. Bunları gördük. Kaftancıoğlu'nun CHP çatısında olup da izlediği siyasetle ilgili, çizdiği profille ilgili. Öte yandan biliyorsunuz CHP olağan kurultay içinde geri sayıyor. Kılıçdaroğlu ve yönetimine karşı parti içinde ve yakın çevrelerde bir muhalefet var. İstanbul eski baro başkanı Ümit Kocasakal adaylığını açıkladı ve bugün Muharrem İnce de pazartesi günü bir basın açıklaması yapacağını ve adaylığını resmen açıklayacağını söyledi. Kısacası CHP'de de kılıçlar çekilmiş gibi duruyor iki kanat arasında. Şimdi önce tabii Afrin'le başlayalım. Çünkü gözler sınırda, eller tetikte deniliyor. Müsaadenizle önce Merve Hanım'la başlayayım. Şimdi önce Amerika Birleşik Devletleri'nin bu SDG çatısı altında omurgasını oluşturduğu, yani PYD, PKK güçlerinin omurgasını oluşturduğu o güçlerden bir 30 bin kişilik sınır ordusu kurma girişimi. Şimdi yanlış hatırlamıyorsam, eğer yanlışsam lütfen düzeltme, ve yaklaşık 3 yıldır biz aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin orada terör örgütüne açıktan desteğini, silah desteğini, işte eğitim desteğini falan biliyoruz ve hep konuşuyoruz. Ama bu kadarını bekliyor muyduk? Yani Türkiye'nin bir terör örgütü dediği güçlerden sınır ordusu kurma ve Türkiye ile o güçleri karşı karşıya getirme, dolayısıyla Türkiye ile karşı karşıya gelmek. Neden böyle bir adım attı ve buradan ne murad ediyor Amerika Birleşik Devletleri? Buradan başlayalım. 2014'ün sonunda Eylül-Ekim ayında Kobani'deki DAEŞ saldırısı ve DAEŞ saldırısının Kobani'deki etkisinin bütün dünyada nasıl yansıdığına bakarsak, aslında bunu beklememek biraz fazla aşırı iyi niyetlilik ve saflık olurdu herhalde. Özellikle Amerika'nın Washington dışında, New York gibi büyük şehirlerinin dışındaki insanlara Kobani neresi diye sorduğunuzda, o zamanlarda acaba Suriye'nin başkenti tabii ki de neresi olabilir ki falan diyorlardı. Kobani gibi bir kasaba o kadar çok konuşulmuştu ki bunun aslında PKK için bir başlangıç olduğunu biliyoruz. Tabii medya üzerinden çok ciddi, yoğun bir kampanya yürütüldü. PKK'nın meşrulaştırılması, PYD uzantısının meşrulaştırılması noktasında Türkiye'nin adeta Kürtlerle bir savaş gerçekleştirdiği, hatta DAEŞ'e destek verdiği yönünde çok fazla iddialar oldu. Oradaki anormali zaten ve kullanılan araçların sayısının fazlalığı ve kampanyanın, karalama kampanyasının şiddeti orada normal olmayan bir şeyin olduğunu gösteriyordu. O normal olmayan şey de evet, Suriye'deki iç savaşın şekil değiştirip gerçekten rejime muhalif insanların terörize edildiği, teröristlerin aslında orada meşru savaşçılara dönüştürüldüğü bir sürecin buraya geleceği aşikardı. Orada demografi değiştirerek işte DAEŞ'e karşı mücadele adı altında PKK'ya alan kazandırarak bir devlet, devletçik, bir federatif yapı, yarın öbür gün neye gideceği belirsiz
olan bir amaçta olduklarını biliyorduk. Şimdi Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği bir telefon konuşması vardı, hatırlayalım, bir buçuk iki ay önce. Ve PYD'ye verilen silahların artık sonlandırılacağı ve bu saçmalığın çok daha uzun süre önce bitmesi gerektiğini söylemişti. İki gün sonra Pentagon hayır dedi, biz bunu olduğu gibi devam ettireceğiz. Ama oradan şu sinyali almıştık: PKK'ya toprak kazandırma süreci bitiyor Rakka'nın da alınmasıyla beraber. Bundan sonra artık orada bir inşa sürecine başlıyorlar. Yani toprak kazanımı bitti. Açılması gereken alan bitti onların gözünde. Bundan sonra da bir inşa süreci başlayacak. Bunu fark etmiştik. Nitekim orada polis gücü oluşturma, bugün itibariyle bu konuşulan sınır koruma gücü de aslında bir nevi o alanın güvenliğinin ve bundan sonra PKK elinde inşa ve ihya edilmesinin bir başlangıcı. Yani bir aşama değişimini görüyoruz. Ve fakat bugün aslında, hatta dün gece itibarıyla Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bir açıklama yaptı. Sizler de haberini geçmişsinizdir herhalde. Şimdi bir yanlış anlaşılma oldu. Bazı insanlar yanlış konuştu. Aramızda bir iletişim kopukluğu var. Elbette ki Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz. Müttefiklerimize devam etmek istiyoruz bir diyor. Bir açıklama borçluyuz dedi. Bir açıklama borçluyuz dedi. Evet, Türkiye'nin bu denli öfkelmesi, hatta işte DAEŞ karşıtı koalisyon adını konuşuyor olması sebebiyle Amerika'ya ve NATO müttefiki olması sebebiyle NATO üzerinden yine Amerika'ya verdiği tepki Washington'da ciddi bir rahatsızlığa sebep oldu herhalde. Fakat sürekli bize bunu yapıyorlar, biliyorsunuz. Rahatsız ediyorlar, geri adım atıyorlar. Elbette ki müttefikiz, işlerimizi devam ettirmek istiyoruz falan diyorlar. Ama bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Yani orayı da idare aynen edelim. Aynen öyle. Yalnız şunu da unutmamak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde yine Pentagon, iki gün önce herhalde sürekli Afrin operasyonu vurgusu yaptığımız için şunu hatırlattı. Dedi ki Afrin'deki PYD'yi biz desteklemiyoruz. Bizim oradaki PYD'ye verdiğimiz bir destek yok. Bu doğru. Bunu biz de biliyoruz zaten. 3 yıldır en azından konuştuğumuz ve giderek daha çok özellikle 2015-2016'da vurguladığımız şey Afrin'de Rus varlığı. Şimdi Membiç'te olduklarını biliyoruz. Fırat'ın doğusu zaten yoğun olarak Amerika'nın desteklediği PYD, SDG'nin aslında yoğunluğu PYD'de. Biz artık o SDG'yi kullanmayı doğru bulmuyorum ben. Hep aslında Suriye PKK'sı demek bile daha doğru geliyor. Şimdi burada Afrin vurgumuz var. Afrin'e bir operasyondan bahsediyoruz. Olası bir operasyondan. Bunun herhalde gerçekleşip gerçekleşmeme durumunu da konuşacağız ileride, ama burada bir Rusya varlığının olduğunu ve buraya olası bir operasyonun Rusya'nın nasıl bir tepki vereceğiyle bağlantılı olduğunu da değerlendirmek lazım. Nitekim Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'un bu gelişmelerle ilgili bir açıklaması oldu geçtiğimiz günlerde. 30 bin sınır koruma gücüne yönelik olarak dedi ki bu çok tehlikeli. Suriye'de bizim varmaya çalıştığımız, hani Suriye'nin bütünlüğünü tehdit eder nitelikte tek taraflı bir girişim dedi. Bu bize endişe veriyor dedi. Ama aynı zamanda Afrin konusunda Türkiye'ye Kürtler arasında bir sorun var ve buna da dedi olumsuz etki ediyor dedi. Şimdi nasıl bir olumlu etki etmesini bekliyorlardı onu bilmiyorum Ruslar. Ve Afrin'de ateşkes bekliyoruz dedi. O da enteresan. Afrin'de kim kiminle ateşkes yapacak? Yani Türkiye'nin PKK'yla, oradaki PYD'yle ateşkes yapmasını bekliyorsa yani, eğer Rusya, orada bir sıkıntımız hem var. Hem Amerika'yı uyardı hem Türkiye'yi uyardı. Bu arada Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Rusya'ya gittiler. Rus Genelkurmay Başkanı'na görüşecekler. Tabii ki o şeyde kritik, o görüşmede kritik. Peki şimdi tabii bu birbirinden farklı, birbiriyle çelişen açıklamalar geldikçe Amerika Birleşik Devletleri'den, ki dediğin gibi biz buna alışığız aslında, hep böyle yapıyorlar. Ya da hani iki tarafı da idare etmek adına, işte bir algı operasyonu yürütmek adına ellerinden geleni yapıyorlar. Ama kimileri de bunu işte Amerika Birleşik Devletleri'nin geri adımı olarak da değerlendirdi. Ama şimdi sahadaki gerçeklik başka, gelen açıklamalar başka. Dolayısıyla hani bu nasıl bir geri adım olabilir ki? Şimdi burada aslında oradaki senin dediğin gibi Suriye PKK'sının ne istediği, arzu ettiği aslında ortada, bu biliniyor, öngörülüyor tabii ki. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile bu kadar kötü olmayı, ilişkileri sürükleyeceği noktayı bile bile bunu yapması öngörülüyor muydu? Mesela bu anlamda şaşırtıcı olabilir mi acaba?
Amerika nazarından baktınız. Ya şöyle yani geri adım sürekli söylendi. İşte Trump'ın silahları geri alma noktasında da söylendi. Her müttefiklik vurgusunu kamuoyu önünde yaptıklarında bu ifade kullanıldı. Ama Seda, ortada bir gerçek var. Şu açıklamalar üzerinden gittiğimizde sürekli iki ileri bir geri, iki ileri bir geri bambaşka bir oyuna dönüyor. Adeta bir dans pistinde dans ediliyormuş gibi ama bir yere varılmıyor. Ortada bir gerçek var. Orada bir devletçi kuruldu adeta. O sarı alanı sürekli haritalarımızda görüyoruz ve o orada duruyor. Onun gerilemesine yönelik herhangi bir adım yok Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani o çocuk işte 3 yıl önce doğduysa atıyorum. Şimdi bugün 3 yaşında. Ve bunu durdurmak için kimsenin bir şey yaptığını görmüyoruz. PYD'yi PKK'dan ayrıştırma gibi iddialarla Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye geliyor bildiğimiz üzere. İşte tamam farkındayız, PKK sizin için bir terör örgütü ama işte biz PYD'yi öyle görmüyoruz diyorlar. Rakka'da açılan posterler ortada. Bütün aslında herkesin bildiğine meşru kılıflar uyduruluyor ve fakat bununla ilgili yani oradaki toprak kazanımıyla ilgili silahların geri alınmasıyla ilgili bütün bunlarda geri adım atılacağına dair ben somut bir sinyal henüz gördüğümüzü düşünmüyorum. Şimdi Çağatay Bey, Merve de vurguladı. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin işte orada PYD ile arasında mesafe koyması yolundaki beklentileri hep bugüne kadar karşılıksız kaldı. Geldiğimiz noktada bu. Peki hep bugüne kadar onları destekleme konusunda ya da nedenleri konusunda oradaki DEAŞ varlığını gösteriyor ve onların desteğinin önemli olduğunu söylüyordu DEAŞ'la mücadele için. Ama artık bugün Suriye'den büyük ölçüde DEAŞ temizlendiğine göre o zaman orada Suriye'de hangi orta ve uzun vadeli çıkarlar Amerika'yı Türkiye ile böylesine bir krizi göze alarak böyle bir adım atmaya itti? Neden? Şimdi burada ilk olarak Amerika'nın aslında kendi içerisinde yaşadığı bir kriz var. Hem iç politikada yaşadığı bir kriz var hem de küresel anlamda hegemonik durumunun yaşadığı bir kriz var. Bu kriz sadece Orta Doğu'da değil. Avrupa'yla da bu krizleri yaşıyor. Transatlantik ilişkilerinde Suriye iç savaşına bunun yansımalarını görüyorsunuz. Pek çok bölgede işte Avrasya'da görüyorsunuz, Kuzey Kore geriliminde görüyorsunuz. Farklı pek çok alanda ABD hegemonyasının krize girdiğini görüyoruz. Yani bunun sebepleri aslında iç politikadaki bazı yansımalar da var. Bunların ikisini birlikte okumak gerekiyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Trump'ın iç politikada bütün kurumları tamamen yönetememesi ve kurumların kendi iradelerini sergiliyor olabilmesi bunun temel nedeni aslında. Ayrıca işte Pentagon'un belirli stratejileri Obama döneminden beri devam ettirmesi. Yani bugün bu kararı, silah yardımı kararını Trump vermiyor, devam ettiriyor. Çünkü aslında Trump'ın bir siyaseti yok. Bölgeye yönelik bir siyaseti olmadığı için iç politikadaki, ABD iç politikasındaki hakim klik aktörler bölge politikalarını belirliyorlar. Aynı zamanda da ABD hegemonyasının krizini engellemeye çalışıyorlar. Bunun bu yansımalarını görüyoruz. Suriye döndüğümüzde PYD'ye verilen yardım, PKK PYD'ye verilen yardım. Burada Pentagon'un Obama döneminde başlattığı bir yatırım var. O yatırımı harcamak yani o yatırımın iflası sürüklenmesini istemiyor Amerikalılar. Bu bağlamda şöyle bir tercih var önlerinde. Bir NATO müttefiki Türkiye var. Bir de bir terör örgütü var. Yani NATO müttefiki Türkiye'nin hiçbir çekincesini DEAŞ'la mücadelede de gidermeyen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Onu unutmayalım. Ve bu süreçte PKK'ya yardımını, PYD'ye yardımını devam ettiriyor. Ve bunu bir kart olarak Türkiye'nin önüne sunuyor. Türkiye'de dış politikasına bir dönüşüme gitti biliyorsunuz son sene içerisinde. 2016'da daha doğrusu. Önümüzde ne var şu anda? Sert güç kullanan, sahada aktif müdahale edebilen ve hareket kabiliyeti yüksek bir dış politika sergilemeye başladı. Bu bağlamda da Fırat Kalkanı operasyonuyla başlayan terör koridorunun kesilmesi ve bugün de konuştuğumuz Afrin operasyonuna geldi. Aslında şöyle söyleyelim, ABD'nin koyduğu karta karşılık Türkiye'de sahada bir kart koymuş oldu. Tabii ki Suriye'deki denklem sadece ABD ve Türkiye'den oluşmuyor. Rusya'da var. Ve bu Rusya'nın pozisyonu aslında Suriye İç Savaşı'nın gidişatını da belirliyor. Ama burada önemli bir aktör daha var, o da İran. Yani Türkiye, Rusya ve İran'ın Astana süreciyle ortaya koyduğu irade önemli. Suriye İç Savaşı'nın bitirilmesi açısından. Ve ABD'nin siyasetsizliğinin ürettiği istikrarsız politikalar ve terör desteğinin önlenmesi açısından bu üçlünün aldığı kararlar yine yansımalarını biliyoruz. Dolayısıyla Afrin Operasyonu, Rusya'nın pozisyonu, Rus askerlerinin oradan çekilmesi, 100 kadar Rus askeri olduğu söyleniyor. Bu askerlerin oradan çekilmesi ya da Türkiye'ye yardım etmesi ayrı bir opsiyon olarak gözüküyor. Kaldı ki zaten orada bulunan grup bir terör örgütü. Ve hani Rusya'nın da pozisyonu
Hemen aşağısında Lasker Tartus limanları var. Ve bunlar, bu limanlar aslında bu bölgeye Şam'a uzak. Yani aslında Lasker ve Tartus limanlarının güvenliği Rusya için şu anda Şam'dan daha önemli. Dolayısıyla hani bu bölgedeki istikrarın kavuşması ve Türkiye'nin burada Afrin'e yapacağı bir operasyonla istikrar getirmesi aslında Rusların da işine geliyor. Ama burada onlarla ilişkimizde şöyle bir rasyonelite var. Yani tamamen ilişkiler müttefiklik temeline dayanmıyor. Yani bir alındı, bir verildi var. Ve böylelikle bir karşılıklı taviz süreci var. Türkiye'nin verdikleri var, Rusya'nın verdikleri var. Bugün Fırat Kal, Halep'te mesela bugün ne var? Rejim var ve Rus güçleri var. Ve bunun karşılığında da Fırat Kalkanı operasyonunun olduğunu düşünebilirsiniz. Evet. Bu tarz görüşmelerin olduğu ihtimali yüksek. Bunun bu resmin içerisinde Pentagon'un stratejilerine tekrar dönecek olursak bu yardım stratejisine dünya mesela Hoover Enstitüsü'nde işte Tillerson'ın yaptığı açıklamada görüyoruz şey söylüyor. Yani Türkiye'yi söylemiyor. Amerika'nın ulusal çıkarları açısından politikalarını aynı şekilde devam ettireceğini ama diplomatik olarak zorluklar yaşadığından bahsediyor Amerika'nın. Bu şu demek yani diplomatik olarak istediğimizi pek anlatamıyoruz. Hani Türklerin çekincelerini retorikte gidermeye çalışıyoruz ama pratikte yapmaya devam ediyoruz demek. Yani bu ikircikli tutum devam ediyor. Sadece yani Suriye'de de değil başta söylediğim üzere Avrupa'yla da gerilimleri var. Kuzey Kore'yle de var. O yüzden de Trump hani yönetimine biraz daha yakın mercekten bakıldığında aslında Suriye iç savaşının yansımaların nedenleri daha net gözüküyor. Burada biraz daha toparlayarak söyleyeyim. Türkiye'nin Afrin operasyonu ile birlikte ABD'nin siyasetsizliği, bölgede terörü desteklemesi ve bunların hepsinin önüne geçilmiş olarak, terör koridorunun tamamlanması engellenmiş olarak, bölgede güvenliğin sağlanması tesis edilmiş olarak, yeni bir mülteci akının oluşmaması engellenmiş olarak ve bölgede hani hakim güvenlik paradigmasının inşa edilmesi açısından Türkiye'nin hamlesi çok önemli. Afrin hamlesi. Bu arada Trump'ı da sen de bir şey ekleyeceksin galiba Merve. Ben de şeyi sorayım. Şimdi her konuda Trump ileri geri konuşan, aklına ne geliyorsa konuşan bir figür, bir başkan. Ama mesela bu meselede hiç konuşmadı. Mesela Twitter'dan hep açıklama yapar bu konuda. Ve sessizlik söz konusu. Neden böyle? Amerika'nın içindeki o yerleşik düzenin savaşının bu noktaya, Suriye noktasına yansıyacağını çok düşünmüyorum açıkçası. Oradaki generallerin tutumuyla Trump'ın politikası pek farklı değil. İşte geldi Esad'ı bombalayacağım dedi. İşte bir kırmızı çizgi meselesinde otoriterliğini göstermek adına 100 tane Tomahawk gönderdi. Sadece gönderdiğiyle kaldı. Bence Suriye konusunda zaten ben bu işi ehillerine veriyorum diyor ve çok da ilgilenmiyor. Hoş. Türkiye'nin önemli bir partner olması noktasında da Kudüs çıkışında gördük ki İsrail ve Suudi Arabistan Trump gibi böyle sadece iş adamı olarak bakan bir adam için iç savaşında finansal ve lobi desteği açısından çok daha önemli ve Türkiye'nin kritik noktadaki duruşunu okuyamıyor. Yalnız ben şunu çok iyi anlayamadım. Rusya'nın işine gelebilir Afrin'e istikrar gelmesi, stabilite gelmesi dendi ama Afrin'in Türkiye'nin kontrolüne geçmesi durumunda 14.500-15.000 km² bir alana hükmetmesi, kontrol etmesi anlamına gelecek orası. Fırat Kalkanı Harekatı'nda kontrol edilen bölge İdlib ve Afrin'i birleştirdiğimizde bu rejimin istediği bir şey değil. Rejimle Rusya'nın nasıl bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. İran'ın istediği bir şey değil. Artı ben bunu yani Rusya'nın bu yaklaşımını böyle Çağatay Bey'in söylediği gibi ne Rus medyasında okudum ne sosyal medyasında gördüm ne de diplomatik alanda böyle bir açıklama yaptılar. Biz biraz acaba iyi niyetli mi duruyoruz? Evet askerini çekti ama polis gücü hala orada. Bunun yanı sıra işte iki ay önce Eylül ayında Tel Rifat'tan biz dedi siz PYD'den rahatsızsınız. Onlar çıkacak rejim gelecek dedi. O gerçekleşmedi. Geçen yıl Mayıs ayında yine Manbij rahatsızlığımız varken Elbap'tan sonra Manbij operasyonu olacak dediğimizde araya kim girdi? Bir sabah uyandık biz. Aynen böyle Afrin operasyonu hararetiyle Manbij konuşuyorduk. Rus Genelkurmay Sözcüsü Sergey Kislyak bir açıklama yaptı ve dedi ki rejimle dedi PYD anlaştı dedi. Artık dedi Manbij'de rejim var dedi. Ve biz Ruslara da peki iyi o zaman dedik. Ne oldu? PYD aslında oradan çıkmadı. Hem Amerikalılar hem Ruslar hem rejim hem PYD orada varlığını sürdürdü. Sanırım tam Ramazan Bey'e dönecektim ama Merve'nin söylediklerinden sonra bir ekleme yapmak isteyebilirsiniz. Tabii ki. Buyurun. Şöyle benim burada vurgulamaya çalıştığım şey şu. Öncelikle birincisi Amerika ile ilgili olarak ben Pentagon'un hakim otoritesinden bahsediyorum. Burada güvenlik paradigması ne çıkıyor? Mesela ulusal güvenlik belgesini okuyun. Trump'ın ulusal güvenlik belgesindeki vurgularla Pentagon'un söylemlerinin uyuştuğunu ama Trump'ın
politikada öncesinde söyledikler işte Amerika first, işte biz Amerika'yı önceleyeceğiz dediği tartışmaların içeriye de çok oturmadığını görüyorsunuz. Hı hı. İç politikaya güvenlik anlamında sıkışık ama bunu belirleyen şeyin askeri otorite yani Pentagon olduğunu görüyorsunuz. Amerikan için söylüyorum, Amerika için söylüyorum bunu. Ama şuradaki şu Mervan'ı şurada katılıyorum. Hı hı. İsrail lobisi, lobiler Trump'ın üzerine bir baskı yapabiliyordur. Bunun üzerinden dönüşüyordur. Ama ben temel olarak kurumsal anlamda Beyaz Saray'ın batı kanadıyla Pentagon'un karşı karşıya geldiğinde Pentagon'un şu anda belirleyici olduğunu düşünüyorum. İkincisi Rusya konusunda şu Tartus Limanı'na bakalım. Rusya'nın Tartus Limanı'na 2006'dan beri yaptığı yatırıma şöyle dönün bakın. Bugün itibariyle geçen senede Rusya Tartus Limanı'na nükleer füze taşıyabilecek kapasitede kruvazör girebilecek bir inşaat başlattı. Daha öncesinde büyük gemiler alabilecek bir inşaat başlattı. Ben konuşmada şunu vurguladım. Şam'dan ziyade Laskiye ve Tartus'taki askeri durumu Rusya için daha önemli. Yani Şam'da Esed'in gitmesi Rusya için birinci ulusal güvenlik beklentisi değil, ulusal çıkar değil. Şam ve Laskiye'nin kabul edilmesi, korunması birinci çıkar. Çünkü ama buradaki gönderildiği zaman, işte bu Afrin'e çok yakın bu limanlar, hayır, aynı zamanda bir terör örgütü. Hayır, arada İdlib var, İdlib'de İdlib tek var sorun çözümünden nasıl olacak? Şöyle, Afrin'de terör örgütü, PKK gibi, PYD gibi bir terör örgütüyle olmasındansa, orada bir barışın sağlanması, terörün olmaması, Türkiye'de İran ve Rusya'nın Astana sürecini devam ettirebilmesi açısından Rusya'nın içine gelir bu. PYD'yi yani tehdit olarak görüyorsa Moskova'da niye bulunduruyor? Şubesi var. Bulundurur. Avrupa'da da bulunduran pek çok yer var ama politik olarak var. Ama tehdit olarak görüyorsa nasıl Moskova'da bulunduruyor? Ben onu anlayamadım. İşte Afrin'deki da PYD varlığı Ruslar için tehdit değil, bizim için tehdit. Ben bu konuda bir şekilde düşünüyorum. Yani Laskiye ve Tartus'taki limanların önemini düşünüyorum ve bu Astana sürecinin devam edebilmesi için Rusya'nın Türkiye'ye bir kart göstermesi gerekiyor. Hı hı. Bu kart Türkiye de ona karşılık olarak bir kart veriyor. Yani burada bir karşılıklı taviz süreci var. Onu vurguladım. Yani tamamen biz müttefik olduk. Biz onların için, onlar bizim için öyle bir şey söylemiyorum. Ama Afrin'deki güvenliğin sağlanması bugün itibariyle Rusya'nın içerisine gelir. Arkası süreçte yaşanacaklar. Hayır. Yani şöyle bir anlaşma yapıldı mı bilemeyiz Ruslar arasında. Radikal terör örgütleriyle mücadelede Suriye'de Türkiye'nin rolü artmıştır. Rusya başka bir süreçte Suriye'nin inşası için vardır. İşte muhaliflerle ilgili süreçte Esed'e yardımlarını sürdürebilir. Hı hı. Bu anlamda askeri yeniden mevzilenmesini oturtturabilir. Hı hı. Bu tartışmaya açık tabii ki. Peki. Biraz beklediniz Ramazan Bey ama söz şimdi sizde. Gelişmeleri ve yapılan tüm bu açıklamaları geldiğimiz noktayı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizden de bir şöyle bir benzetmeyle başlamak istiyorum. Ben Brzezinski'nin bir röportaj okumuştum. Brzezinski'ye bir Fransız gazeteci şöyle bir soru soruyor. Brzezinski, siz diyor gazeteci, Taliban gibi bir örgüt yarattınız. Diyor, İslamcı bir örgüt yarattınız. Hı hı. Pişman mısınız? Diyor ki Brzezinski, asla diyor. Dünya siyasi tarihi açısından Sovyetlerin çökmesi mi önemlidir? 3-5 tane kışkırtılmış Müslüman örgütün ön plana çıkması mı önemlidir? Aslında Suriye'de yaşadığımız süreç biraz bunun benzeri. DAEŞ'in ortaya çıkması, farklı İslami örgütlerin ortaya çıkması bir anda kaos üzerinden kendisini, kendi hegemonyasını kuran ABD'yi bölgede bir şekilde meşrulaştırdı. Aslında bu sadece Obama döneminden başlayan bir siyaset biçimi de değil. ABD genel olarak Orta Doğu'da Brzezinski'nin ifadesiyle kaos üzerinden kendisini, kendi hegemonyasını kuruyor. Hı hı. Bundan dolayı bu süreç kaos üzerinden devam eden ve devam eden bir süreç. Münbiç ve Afrin'in neden önemli olduğu bana göre şöyle bir anekdotla devam edeyim. 2015 yılında bir televizyon programına katılmıştım. Programın işte konuklarından birisi, o dönem ben tanımıyordum, Said Sefa'ydı. Fuat Avni hesabının kullanıcılarından birisi. Program arasında şöyle bir konuşma geçti aramızda. Şunu söyledi. O dönem Hendek Savaşları vardı ve Hendek Savaşları ile ilgili ben dedi Kandil'e gittim. Kandil'de PKK'nın işte Cemil Bayık gibi üst düzey yetkilileriyle görüştüm. Erdoğan'ın üst akıl diye tabir ettiği üst akıl sınırda bir Kürt devleti, bir PKK devleti kurmaya karar verdi. Aslında Hendek Savaşı da, Suriye'deki savaş da bunun bir parçası. Münbiç ve Afrin tam bu kantonların orta yerinde bulunuyor. Bu satrancın, bu işte masanın en orta yerinde. Eğer Türkiye burayı kontrol edebilirse bir işte PKK devletinin ya da işte sınırda yeni bir devletin kurulmasına engel olacak. Bu büyük bir başarı. Ancak ben de birazcık Çağatay Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Tabii. Burada belirleyici olacak Rusya'nın tavrı. Evet. Çünkü bu bir masa, bu masanın biriyle, bu masanın etrafında Suriye, İran, Türkiye ve ABD var. ABD'nin üssü var. S-400'ler işte Suriye'nin
Rusya'nın da S-400'leri var. Muhtemelen bugünkü görüşme, Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın görüşmesi Afrin'e operasyonun ya da Münbiç'e operasyonun kaderini belirleyecek. Bir de ilginç, bugün güvenlik sektöründen birileriyle görüşmemde şöyle bir ifade, kötü bir, karamsar bir tablo çıktı, tablo çizdi. Hı hı. Afrin'e dair yapılan savaş simülasyonlarında 2000 civarı askerin şehit olacağı ihtimali var. Bu çok güçlü bir ihtimal. Yani Afrin, işte Fırat Kalkanı gibi, Cerablus gibi bir kolay bir bölge değil. Onun için PKK, hatta her evde PKK'nın konu, PKK'nın ya da işte Merve Hanım'ın ifade ettiği gibi Suriye PKK'sının konuşlandığı bir bölge. Bu bölgede ısrarla benim altını çizmek istediğim, diplomatik kanallar tüketilmeden bu operasyona başlamanın çok riskli bir tarafı var. Hı hı. Benim görebildiğim. Evet, diplomatik kanalları da tabii Ankara gördüğümüz kadarıyla evet, kullanıyor. Ben sözünüzü kesmiş olmayayım, yarım kalmasın. Ya bir de tabii 2015 evet, Obama'nın son döneminden itibaren artık Türkiye transatlantik ilişkiler itibariyle, hı hı, ABD ile artık güvenilir müttefik olma özelliğini kaybetti. Ha, evet, ABD nasıl bir Türkiye tasavvur ediyor? İşte AK Parti dönemine kadar benim yine ısrarla vurguladığım Türk, hı hı, siyasetinde etkili olan bir ABD vardı. İşte darbeleri, siyaset mühendisliği yapan, darbeleri organize eden, Türk siyasetini dize getiren bir ABD vardı. Artık Türkiye bu yeni süreçte kendi bağımsız politikalarını üretmeye başlandı. Daha aktif bir ilişki kurmaya başladı. Evet. Bu da ABD için evet, Türkiye'yi tırnak içinde güvenilir bir müttefik olma özelliğini kaybettirdi. Evet. Peki geçelim Rusya'ya. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hava sahasını kullanmak için Rusya ve İran'la temas sayısı açıklaması yaptı. Genelkurmay Başkanı Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan Rusya'da. Ne çıkacak sence Merve bu görüşmeden sonra? Yani nedir Rusya'nın tavrıyla ilgili beklentin senin? Şimdi aslında şuradan başlayabiliriz değerlendirmeye. Biz ocağın ikinci haftası itibarıyla Suriye'yi tekrar sıcak olarak konuşmaya başladık. Hı hı. Ama Afrin ve bu 30 bin kişilik işte sınır koruma gücü meselesinden önce iki önemli husus yaşandı. Birincisi, rejimin İdlib'de yaptığı ihlaller Ankara tarafından, hı hı, ısrarla dile getirildi. Hatırlayalım, 9 ve 10 Ocak'ta Mevlüt Çavuşoğlu iki açıklama yaptı. Bir tanesi Anadolu Ajansı'ndaydı, bir tanesi yine Türk medyasındaydı ve dünya medyasında da etkisi oldu. Ne dedi? Rejimin dedi İdlib'de gerilimi azaltma sürecine yönelik ihlallerini Rusya ve İran'ın durdurmasını istiyoruz dedi ve bu dedi Astana ve Soçi'de başlatılan süreci hani tehlikeye atıyor dedi. Hı-hı. Aynı şekilde dışişleri de çağırdı Rus ve İran büyükelçileri ve bu konuda uyardı. İdlib'de 14 köy en az rejimin saldırıları sebebiyle boşaltıldı ve ölü sayısı falan da fazla. Oradan 500 bin kişiye yakın totalde sivilin Türkiye sınırına doğru harekete geçtiği biliniyordu zaten. Şimdi orada Nusra bahanesi var rejimin ve bunu aslında Türkiye işte Nusra'yı destekliyor vesaire diyerek bu saldırılarına bahane ediyor. Ancak burada iki sorunumuz var. Birincisi, bu Nusra ve DAEŞ, işte bildiğiniz El-Kaide üzerinden Türkiye'ye yakıştırılmaya ve yapıştırılmaya çalışılan şeyler orada bir patlayacak bomba olarak duruyor. Ruslar bu anlamda rejimin manipülasyonuna gelmeye açıklar. Çünkü biliyoruz Nusra'yı en baştan beri işte Halep'in bombalanmasında vesairede, hı hı, ciddi anlamda tehdit gördüğü, PYD ile karşılaştırdığımızda PYD'yi bir derece tehdit görüyorsa Nusra'yı 10-100 gördüğünü hepimiz bilmekteyiz. O yüzden orada bir sıkıntı var. Aynı zamanda İdlib'in İdlib'in güneydoğusunda Hama ile İdlib arasında bir bölgede DAEŞ varlığı oluşmaya başladı. Hmm. Şimdi o Rakka'dan falan boşaltılanlar nasıl, ne şekilde oraya geldiler bilmiyoruz. O ama orada bir DAEŞ sıkıntısı var ve DAEŞ biliyorsunuz yani
ilk başta kime saldırdı? İşte muhaliflere saldırdı. Türkiye'ye tehdit oluşturmayı başardı. Rejimin hep avantajına bir süreç yaşattı. Aynı zamanda PYD'nin. Orada karşımızda böyle bir sıkıntı var. Ama ikincisi ne yaşadık? Tam bunları konuşurken biz, Ruslar dedi ki onu bırakın da dedi, İdlib'teki ihlalleri, bizim dedi üstlerimiz bombalanıyor. Onları ne yapacağız? İşte Himeymin ve Tartus'taki üstlerimiz bombalandı. Yani daha doğrusu önce bir havan saldırısı olduğu Rus medyası tarafından iddia edildi. Rus Savunma Bakanlığı bunu kısmen yalanladı. Ama ertesi gün dedi ki İHA saldırısı var ve ciddi bir saldırıydı bu. Profesyonel bir saldırının amatör görüntüsü verilmiş saldırı şeklinde yapıldığı iddia edildi. 14-15 tane İHA insansız hava aracıyla enteresan bir saldırıydı. Hani Suriye'de de başka yerde de görmediğimiz şekilde bir saldırıydı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı'nı hatırlayalım, Putin telefon görüşmesi yaptı ve şöyle bir yansıması oldu. Rus medyası sürekli Türkiye'yi işaret etmeye çalışsa da, işte aslında Lübnan ve rejim medyasında da bunlar yazılsa da Putin dedi ki Türkiye yok bunun arkasında ama kimler olduğunu biliyoruz. Amerika'yı mı işaret etti? Ukrayna'yı mı işaret etti? Başkasını mı işaret etti bilmiyoruz. Suriye'de çok enteresan şeyler oluyor. Bugüne kadar da hani aynı paktta, aynı tarafta olduğunu düşündüklerimizin birbirlerine attıkları kazıkların haddi hesabı yok. Biz mesela Amerika'dan, Suudi Arabistan'dan, ondan buna hani yemediğimiz kazık kalmadı. Hepsi birbiri içerisinde kavga halinde. Sahada da aynı şey söz konusu. Ama bunu zannetmeyelim ki her şey İran, rejim ve Rusya tarafında pürü pak ve süper işliyor. Birinci öncelikleri ve homojenlikleri, iyi çalışmaları muhalif kesime oranla çok daha iyi olsa da birbirlerine yaptıkları bazı atlatmalar, kazıklar söz konusu. Ruslar rejim tarafından bazı şeylere teşvik edilmeye, sevk edilmeye çalışıldı. İran'la Rusya'nın sahada çıkarları örtüşmüyor. Şu konuda katılıyorum Çağatay Bey. Başından beri Esad diye bir baskısı yok Rusya'nın. Hatta 2015 yılbaşında Putin bir danışmanını gönderdi. Genelkurmay'dan üst düzey birine, Esad'a artık geri çekil. Hani vakti geldi dedi ama bir hafta sonra Beyrut'ta bu adam ölü bulundu. Suçunu bize atmaya, MIT'e atmaya çalıştılar. Igor Sergun isimli biriydi. Yani böyle şeyler sahada çok oldu. O saldırının arkasında gerçekten kim var bilmiyoruz ama bunun Türkiye ve Rusya arasında bu Astana meselesinde Türkiye ve Rusya gerçekten sarılıyorlar. Tutunuyorlar. Cenevre'nin başarısızlıkları, Amerika Birleşik Devletleri ve Batı toplumu tarafından başlatılan bu hep uluslararası diplomasilere bir alternatif olabilmesi noktasında çalışmasını istiyorlar. Evet. Bunun durdurulmasını isteyenler olabilir ama bu sadece Amerika değil malumunuz. Sahada çok fazla böyle aktör var. O yüzden bu süreci durdurmaya, sabote etmeye çalışan kimse bunun etkisi var ama bütün bunların Afrin'le de doğrudan bağlantısı var. Peki bütün bu saydığın unsurlar ya da ihtimaller olmasa, söz konusu olmasa, sadece orada Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü ve işte desteklemeyin çağrısını yaptığı bir şey var. Orada örgüt var ve ondan gelen bir tehdit var. Türkiye'nin güvenliği ve beka sorunu var. Sadece bunu bile anlattığında Rusya'dan Afrin operasyonu ile ilgili yeşil ışık yanacak mı, yanmayacak mı? Bütün bu ihtimallerden bağımsız ne düşünüyorsunuz? Az evvel verdiğim iki örnek vardı. Membiç'te biz bir, yani Elbap'tan sonra sıra Membiç'te derken bir sabah uyandık ve rejim geldi dediler. Ve biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı sonlandırdık. Askerimizi de geri çektik biliyorsunuz. Bir sabah kalkıp böyle bir şey yaşama durumumuz söz konusu olabilir. Rusya ile ben henüz mutabakata varıldığını zannetmiyorum. Henüz bilmiyorum. Bakalım Hulusi Akar'la Hakan Fidan'ın görüşmesinden sonra ne çıkar? Artı evet, sınıra yönelik sevkiyat var ama bu Cerablus'a harekat başlatmamızda öncekiyle kıyaslandığında az. Artı çok yüksek perdeden konuşuyoruz. Çok sert konuşuyoruz. Çok sert. Şimdi hatırlayalım, Fırat Kalkan harekat bizim en başarılı olduğumuz harekattı. Bir gece ansızın geldik ama söylemedik öncesinde. Burada şimdi
Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert söylemleri var, iddiaları var. Bu bir diplomasi yapma şekli oldu maalesef. Liderler böyle bağırarak konuşuyorlar. Trump da böyle yapıyor, Putin de böyle yapıyor. Aynı zamanda bizim kamu diplomasimiz çalışmıyor maalesef. Bu yüzden bu uyarıları kamu önünde medyaya konuşarak yapmak durumundayız. Bunlar biraz bana Amerika Birleşik Devletleri, sana söylüyorum, Rusya sen anla. Benim için PYD önemli bir tehdit. Tamam, bir süreç devam ettiriyoruz ve ben bu sürecin yürümesi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Ama affin de sen PYD'ye destek verdiğin müddetçe, Moskova'da onları bulundurduğun müddetçe, Soçi'de yapacağın toplantıya çağırabiliriz, çağırmayabiliriz, çağırmayı öngörmüyoruz deyip ama hala PYD'yi bir araç, bir aparat, Kürtlerin bir parçası olarak gördüğün müddetçe ya biz seninle burada ayrışıyoruz diyor. En basit örneği hatırlayalım. Soçi'de üçlü liderler toplantısı gerçekleşti. Ruhani, Putin ve Erdoğan görüştü. Dönerken Erdoğan'a bir soru sordular gazeteciler. Dediler ki işte Esad'la görüşür müsünüz, görüşecek misiniz? Ne dedi? Siyasetin kapıları her şeye açık, son ana kadar açığız dedi. Bu nasıl anlaşıldı Türkiye'de? Esad'la görüşecek Cumhurbaşkanı gibi bir ifade oldu. Bir ay sonra Tunus'ta ne dedi? Esad bir katil. Nasıl devam edelim? Hala kan gövdeyi götürüyor. Şimdi Türkiye sırf süreç devam etsin, Suriye terörden arındırılsın, insanları oraya dönebilsin ve bir barış süreci, yani bu uzun vadede olacak, kısa sürede olmayacak. Okey, ama bunu bir şekilde artık yoluna koyalım diye yeri geldi Esad kırmızı çizgisini bile biraz geri çekmeyi kabul etti. Ama biz bunun karşılığında PYD'den, Rusya'dan en fazla Soçi PYD'nin katılmasını öngörmüyoruz gibi bir lafı, yani cımbızla, yani 10-15 gün tartışmamızın sonrasında alıyoruz. Böyle olmaması gerekiyor bence. Henüz o yüzden iki tarafta çok iyi niyetli bir şekilde Aslan ve Soçi sürecini devam ettirmeye çalışıyor olsa da hem başka aktörlerin hem birbirine güvenmezliğin, geçmişte yaşananların ama aynı zamanda da ya farklı taraflardaydık bu savaşın başından beri, bunu hatırlayalım. Ve onlar Esad'ın yanındaydılar. Sahada onların yanında girdiler. Biz 3 milyon mülteciye ev sahipliği yaparken Esad'ın varlığı devam ettiği müddetçe Suriye'de istikrarın geleceğini düşünmediğimizi söylemişiz. Evet. O yüzden bunun devamında Türkiye'nin attığı bütün bu adımlara ben Rusya'nın da bir adım iki adım atması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya S-400 vesaire, hani bütün bunlar yapılıyor, domatesler konuşuluyor falan ama en azından bu PYD meselesinin hepsinden önemli olduğunu anlamaları lazım şimdi bence. Bakalım o aşılacak mı, o yeşil ışık yakılacak mı Çağatay Bey? Şimdi aslında çok önemli hatırlatmalar yaptım Merve. Bütün o işte sahadaki aktörlerin artık kimin eli kimin cebinde belli olmayan, ayırt edemediğimiz, herkesin birbirine kazık attığı bir şeyden bahsediyoruz. Durumdan bahsediyoruz ve belki işte Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri sabote etmek veya işte işbirliği kurdukları alanları zedelemek için bir takım ülkeler ya da güçler bir çaba sarf ediyor olabilirler. Ama sadece Afrin meselesi ve sadece PYD meselesinden baktığımızda bir tarafta Rusya'nın destek verdiği ve bir aparat olarak kullandığı PYD var. Bir taraftan da Türkiye kararlılıkla orayı süpüreceğim diyor terör örgütünü diyor. Buradan nasıl bir anlaşma çıkar? Yani. Şimdi burada durumu çok önemli. Amerika ile Rusya'nın hangi pozisyonda duracağı, yani anlaşabilecekler mi? Bu konuda nasıl hareket edecekler? Bu bölgedeki gelişmeler etkiler. Yani Amerika ile Rusya PYD'ye destek konusunda bir ortaklaşa bir hareket ederse Türkiye bu konuda zor durumda kalır. Çünkü Türkiye'nin beklentilerinin dışında bir hamle olmuş olur. Ya, ama şurada önemli olarak vurgulamak istediğim şey şu. Rusya'nın Doğu Akdeniz'de ayrı bir stratejisi var. Bu da şu konjonktürel bir sonuç aslında. Amerika'nın bölgedeki bu siyasetsizliği, işte yani aslında Soğuk Savaş sonrasına bakarsanız bu durumun Bush dönemiyle başladığını görürsünüz. Yani Bush dönemiyle birlikte sürekli olarak maliyetleri artıyor, hazine boşalıyor, askeri bir operasyon var Irak'a, oradan çıkmak isteniyor. Obama ben buradan çıkacağım söylemiyle geliyor. 2008'deki küresel finans krizi var. O yüzden içeriye kapanıyor Amerika ve bugün Trump'ta da bu konjonktürün sonucunda Obama'nın politikalarını devam ettiriyor. Ve nihayetinde Obama'nın politikalarını devam ettirirken
İşte az önce söylediğim Pentagon'un fazla ağırlığı var. Bu noktada da ister istemez bir siyasetsizlik sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü Beyaz Saray ağırlığını koyamıyor. Bizim de yaşadığımız şey vize krizinde buradaki konsolosluğun açıklamasına dışişlerinin başka bir şey söylediğini, sonra tekrar dönüldüğünü, sonra beklendiğini falan bu tarz şeyler görüyorsunuz. Hatta şöyle o zaman yorumlar yapılıyordu. Acaba içeride dışten haberim yok. Büyükelçi bunu kendimi iradesiyle mi yaptı falan gibisinden. Ya bunun şunu söylemeye çalışıyorum. Bu siyasetsizlik bölgede başka bir küresel güce alan açıyor. Bu da Rusya. Yani bölgede çünkü Suriye'de de Orta Doğu'ya açılış kapısı. Doğu Akdeniz stratejisi Suriye üzerinden inşa edilmiş. Çünkü başka bir şey yok. Doğu Akdeniz'e çıkabileceği, gidebileceği bir yer yok. Çünkü yukarıdan yani Karadeniz'deki filosunun büyük bir kısmı %75'e yakını Suriye'de. Bunun dışında işte pek çok hani askeri havadan indirme uçakları falan orada. Dolayısıyla hani bu bağlamda Rusya için ABD'nin bu krizi bir alan anlamına geliyor. Şimdi burada da Türkiye bir NATO müttefiki. ABD'nin ince lüksü var. ABD ile yakın ilişkileri var. Normalde olması gerekiyor. Ama burada ABD ne terör konusunda hani Türkiye'yi desteklemediği ve korumadığı gibi Türkiye'nin savaşta bir terör örgütüne destekliyor. Dolayısıyla Rusya'nın Türkiye ile yakınlaşıyor. Yani ama bu konjonktürel bir durum. Yani eğer bu konjonktür değişirse, yani bugün şunu söylüyor. ABD bu 30 bin söyleminden, bugünkü ikircikli tutumundan arkasına baktığımızda vazgeçer. Burada bu bölgede PKK'nın dışında başka bir ortaklaşa güvenlik bağlanması için Türkiye... Tabii bu sefer Rusya ile ilişkilerimiz nasıl olur? Yani ben şunu vurgulamak istiyorum. Ya tamamen kor bir müttefiklik ilişkisine girilmiş ve tamamen bütün ulusal çıkarların örtüştüğü bir noktada değiliz. O bağlamda da hani bu Afrin operasyonunda az önce de ilk başta da onu vurguladım. Bir karşılıklı süreçte işte göreceğiz ne verildiğini. Karşılıklı bir taviz verildi mi? Ya da nasıl bir anlaşmayla Türkiye Afrin'e giriyor? Çünkü bundan 6 ay önce yine Afrin'de Rusya'nın varlığı söylendi ve şu tartışma var. Vardı bundan 6 ay önce ve 1 sene önce hatta Türkiye'nin jeopolitik zorluklarını Rusya acaba bir kart olarak sunuyor mu? Evet sundu ve Türkiye de bunun karşılığında belli adımlar attı. O yüzden de hani Rusya'nın Doğu Akdeniz stratejisinde Orta Doğu'ya açılması için Rusya bölgedeki pozisyon açısından Suriye çok kritik. O yüzden de sonuna kadar zorlayacaktır. Türkiye açısından da terör anlamında, PKK ile mücadelesi anlamında ulusal güvenlikte birinci derecede önemli. Dolayısıyla bu iki aktörün bir arada gelmesi için elbette ki zorluklar olacaktır. Elbette ki bakış açıları farklar olacaktır. Ama irade nasıl sergilenecek ve operasyon nasıl gerçekleşecek? Operasyon gerçekleşeceği konusunda herhalde hepimiz mütabakızdır. Çünkü artık her noktada belli oldu. Bu noktadan sonra nasıl gelecek? Aslında biraz daha onları üzerinden bakmak gerekir. Peki, şimdi biraz da Türkiye-ABD ilişkilerini konuşalım. Aslında iki ülke ilişkilerinin tarihinde pek çok iniş çıkışı oldu, krizler yaşandı. Ama bugüne baktığımızda bu kez diğerlerinden, geçmiştekilerden farklı görünüyor mu? Ve gerçekten Amerika'nın geri adım atmamasıyla ve bu harekatın operasyonun başlamasıyla nereye doğru gider Türkiye-Amerika ilişkileri? Tam Çağatay Bey'in bıraktığı yerden devam ederek sorunuza cevap vermek istiyorum. Evet, siyasette işte Demirel'in de ifade ettiği gibi 24 saat oldukça önemlidir. Her şeyi belirleyebilir. Şu anda işte Rusya ile görüşen MİT Başkanı Hakan Fidan ve işte Akar, Sayın Akar orada. Evet, bu görüşme birçok şeyi belirleyecek, tayin edecek. Hani Merve Hanım da söyledi, Erdoğan işte ısrarla bağırarak yüksek sesle söylüyor, işte bir gece ansızın gelebiliriz. Fakat bu bir siyaset biçimi aslında. İlginç olan, benim için ilginç olan MGK bildirisi ilginç bir bildiriydi. MGK'da hiç gireceğimize dair çok bir ifade yok, açık bir ifade yoktu. İşte hazırlıklarımız devam ediyor şeklindeydi. Yani evet, olası hazırlıklar devam ediyor. Benim temennim bunun işte diplomatik yolla çözülmesi ama her halükarda bir şekilde girilecek. Ama bunun artık girme biçimi nasıl olur çok emin değilim. Çünkü terörün tamamen odak noktası şu anda bu bölge. Bu bölge evet, siyasette çok basit bir ilke. Özellikle dış ilişkilerinde çıkar çıkar ilişkisi. Bu sizin neyi alıp vereceğinizle ilgili bir süreç. Çok belirleyici olacak. Evet, biz de hani Rusya ile bir anda uçak düşmesi, uçak kriziyle Rusya ile bir anda neredeyse savaşın eşiğine geldik. ABD ile de bu benzeri bir ilişki şu anda devam ediyor. Aslında Obama döneminden başlayan bir kırılma bu. Çünkü Türkiye müttefik olma özelliği, güvenilir müttefik olma özelliğini ABD için kaybetti. Evet, buradan Türk iç siyasetine hızlıca atlayayım. Türkiye, evet, özellikle 1940'lı yıllardan 47'den itibaren Truman doktrini ile birlikte rotasını ABD'ye uygun politika inşa etmek üzerine kurdu, kurguladı. Hatta Türkiye'nin işte tarım ülkesi olmasına karar verildi. Ancak
özellikle hatırat okumalarında şu çok net olarak görülmeye başladı, görülebilir. ABD için Türkiye sadece işte ABD'ye itaat eden, ileri, özellikle Orta Doğu'da ileri karakolu olan, olması düşünülen bir ülke. Öyle işte tasavvur edildi. Türkiye hangi dönemde, tarihin hangi döneminde bu rotadan çıktıysa ya da çıkmayı denediyse darbe düzeneğiyle karşı karşıya kaldı. İlginç bir anekdot anlatayım. Fatih Rüştü Zorlu, işte Demokrat Parti dönemi Dışişleri Başkanı, Dışişleri Bakanı, niye darbe olduğuna dair şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, ben diyor Sayın Menderes'i Rusya ile ortak hareket etme noktasında ikna ettim. Ardından biz diyor darbe düzeneğiyle karşı karşıya kaldık. Ay, benzeri açıklamaları işte Süleyman Demirel'in işte anlattıkları var. İşte 12 Eylül'de işte o meşhur ifade, işte bizim çocuklar yaptı, Our Boys Did It ifadesi. Bu kırılır mı? Muhtemelen evet, ABD ile ilişkimizin şöyle bir algıyı da açıkçası çok ters, çok yanlış buluyorum. Türkiye işte gözünü kapatıp tamamen işte Rusya'ya dönük bir politika üretmesi de çok sakat bir politika. Çünkü tabana baktığınız zaman Rusya demek bu ülkede komünizm demek. Yani işte Rusçu bir Türkiye algısı da tehlikeli. Burada tamamen işte kendi bağımsızlığını, kendi siyasetini ABD'ye ipotek etmiş bir Türkiye'de tehlikeli. Artık Türkiye bu süreçte kendi ırmağını bulacağını düşünüyorum ben. Seda, ama burada bir şey ekleyebilir miyim? Tabii şöyle ki, bir durum var. Hani sadece bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, bir tarafta Rusya ve biz bir taraftan bir tarafı seçmek durumundaymışız gibi okunuyor ama 2. Dünya Savaşı'ndan bugüne gelen dünya düzeni zaten büyük kırılmalar yaşıyor. Suriye iç savaşı 7 yılın ardından Avrupa'da birbirlerine güvensizliğe giden Batı toplumunda, transatlantik paktında büyük kırılmalara sebep oldu. Biz Amerika ile çok büyük bir kriz yaşıyor olabiliriz ama bugün İngiltere'nin Amerika ile çok o eski özel ilişkisini sürdürdüğünü iddia edemeyiz. Merkel, hatırlayalım, ne dedi seçim kampanyasında? Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız dedi. Fransızların durumu ortada. Ha, Amerika ile kötülerdi, kendi içlerinde çok mu iyiler? Hayır. Evet, herkes kendi derdine düşmüş vaziyette. Kendi kuyruğunu nasıl kurtaracağının peşinde. Tam da burada aslında bugüne kadar biz bulunduğumuz coğrafyanın sıkıntılarından kaynaklanan, herkese kavga etmeden iyi geçinmeyi sürdürebilme politikasını devam ettireceğiz ama şu var, NATO'nun geleceği bile artık tartışılıyor. Geçin Avrupa Birliği'ni, geçin başka konuları, işte PESCO diye bir yeni bir güvenlik paktına girişmeye çalışıyor Avrupa Birliği eğer tek başımıza kalırsak diye. İşte Trump'ın NATO'ya nasıl bir fırça çektiğini bugüne kadar biliyoruz. O yüzden yeni bir dünya düzeni var. Eski okumalarımız zaten çalışmıyor. Evet, eskiden yaşadıklarımız var ama o senaryoların tekrarının olmadığını zaten 15 Temmuz'da gördük. Orada bir tersine dönen süreç var. Suriye'de de tersine dönebilecek durumlar var. Dünyanın, ama hani Suriye'den başlayıp dünyaya yayılan bambaşka bir süreçle karşı karşıyayız. Hakikaten buradan bir sulh ve barış ve yeni bir dünya düzeni de çıkabilir ama buradan bir savaş da çıkabilir ve bütün dünyayı da sarabilir. Zaten o yüzden çok tehlikeli ve dikkatli oynanması gereken bir satranç. İlk bloğu tamamlamamıza sanıyorum birkaç dakika kaldı. O yüzden Afrin'e yavaş yavaş nokta koyacağız. İkinci bölümde CHP'ye konuşacağız. Son sorum da şu olsun. Bölgeyi iyi biliyorsunuz. Oradaki dengeleri, denklemi iyi biliyorsunuz. Gelişmeleri yakından izliyorsunuz. Afrin operasyonu diyelim ki başladı. Karşılaşabileceğimiz ya da karşılaşacağımız zorluklar neler olacak? Daha öncekiler düşünüldüğünde işte Fırat Kalkanı vesaire. Bugün baktığımızda bugünün konjonktürüne ve Afrin operasyonunun çerçevesine, Münbiç var tabii, onu da söyleyelim. Neler olabilir? Bir de onları hızlıca konuşalım. Evet. Yani teorik olarak biliyorsunuz, yani bir terör örgütüyle savaşıyorsunuz. Dolayısıyla bir mevzi savaşı değil bu. Askeri harekatta bu bağlamda bazı zorluklar olabilecektir. Ama Türkiye'nin şu anda yine askeri olarak bir avantajı var. Bölgenin çevrelenmiş olması.
Hani hı hı. İdlib, Fırat Kalkanı ve yukarı tarafta da Türkiye'nin olması. Dolayısıyla bir çevrelenmiş durumda. Evet. Hani bir sıkıştırmış da diye tabir edebiliriz buradaki PKK-PYD'lileri. Ancak yine de bir terör örgütü olduğu için işte intihar eylemleri, işte belki görmüşsünüzdür. İşte bu kendilerinin yaptığı dronlarla farklı saldırılar düzenlenmesi gibi bazı güvenlik tehditleri hala mevcut. Bu bağlamda ordunun o yüzden de pek çok alanda farklı lojistik imkanlarını genişlettiğini gördük ve harekete geçirdiğini gördük. Örneğin işte bir AVAX uçağı sürekli orada şu anda ne olduğuna bakıyor. Onun dışında dronlar işte SİHA'lar daha doğrusu orada keşif uçuşu yapıyor ve uzun bir süredir hani TSK'nın da açıklaması var biliyorsunuz 45 güne yakındır izliyoruz şeklinde. Dolayısıyla hani aslında operasyon için adım adım gidiliyor. Fırat Kalkanı'nda da hatırlarsınız adım adım gidildi ve yine de zorluklar vardı. Her operasyonun kendi içerisinde zorluklar illaki olacaktır. Hele ki bir terör örgütüyle savaşıyorsanız bu zorluklar daha da artabilir. Ben böyle kapsamlı Fırat Kalkanı harekatında gördüğümüz gibi bir kara harekatı ya da İdlib'deki gibi bir intikal beklemiyorum açıkçası. Evet. Özgür Suriye Ordusu'nun zaten Afrin'in güneyinden itibaren zaten aslında üç tarafı çevrili biliyoruz. Yani dörtte üçü kuşatma altında olan bir yer Afrin. Güneyinden de aslında Rus askerlerini çekip Özgür Suriye Ordusu'nun gelmesiyle beraber tamamen bir kuşatma altına alınacağını ve böyle kontrol altında tutulacağını düşünüyorum. Çünkü o tek türlü bir imha operasyonu olması lazım. Onun olacağının sinyallerini ben görmüyorum. Ama zaten bu dördüncü kuşatmayı yapmaz ne oluyor Seda? Membiç tarafından ve Amerika'nın desteklediği PYD tarafından Afrin PYD'sine destek nereden geliyor? Rejimin kontrol ettiği güney bölgesinden. Yani rejim, Rusya buna göz yumuyorlar. Peki. Bunun önünü de kesmek için oraya artık silah, asker vesaire militan takviyesini durdurmak için o güney kuşatmasının tamamlanması gerekiyor. Ben o yüzden yani bir çerçeveleme, bir kuşatma operasyonu bekliyorum ama daha ötesine gideceğini şu anda düşünmüyorum. Peki. Reklama gidelim hızlıca. İkinci bölümde, programımızın ikinci bölümünde CHP'yi konuşacağız. Başlangıçta da söylediğim gibi birazdan görüşmek dileğiyle. Evet, yeniden birlikteyiz. Esas meseleye devam ediyoruz. Programımızın ilk bölümünde Suriye'deki gelişmeleri ve olası Afrin'in operasyonunu konuştuk ve şimdi CHP'ye geçiyoruz. Aslında programımızı açarken de CHP'deki bu hareketli günleri nedenlerini özetlemeye çalıştık. Tekrarlayalım, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'na tartışmalı bir isim seçildi. Canan Kaftancıoğlu ve bu hafta en çok konuşulan isim oldu. CHP'nin içinde yani ulusalcı kanatta da çok tepki doğurdu. Toplumun işte farklı kesimlerinde de CHP'nin CHP çevrelerinde de. Neden? Çünkü Canan Kaftancıoğlu CHP içinde aslında böyle tırnak içinde marjinal sayılabilecek kimi yaklaşımları, söylemleri, işte sosyal medya mesajlarıyla gündeme geldi. İşte sık sık HDP'ye selam göndermesi, Gezi olayları sırasında attığı tweetler, paylaşımlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret, hatta küfür içerikli tweet'i, ki bu konuyla ilgili özür diledi, onu belirtelim. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ve şehitlerle ilgili yine çok açıkçası vicdanları rahatsız eden tweetler attı. Dolayısıyla CHP çatısı içinde olup da izlediği bu siyasi çizgi, bu profille ilgili çok tartışıldı Kaftancıoğlu. Öte yandan kurultay içinde geri sayıyor dedik CHP. Kurultaya birazdan geleceğiz, aday adaylarını da, ama önce şu Canan Kaftancıoğlu meselesini, tartışmasını konuşalım. Ramazan Bey, bu kez sizinle başlayalım önce. Nasıl bir profil sizce Canan Kaftancıoğlu? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi profil? Evet, çok oldukça marjinal bir profil. Ben şu soruyu soruyorum kendime. Evet, CHP neden böyle bir profille siyaset yapmayı tercih etti? Çünkü CHP son dönemde, örneğin Ankara'da, İzmir'de, CHP'nin kalesi olan bölgelerde şahin siyasetçileri öne sürmeye başladı. Fakat yeni siyaset biçiminde, işte zamanın ruhuna uygun olan siyasette,
gri bölgelere hakim olmazsanız iktidar olamazsınız. Sizi kendi bölgelerinize hakim olmanız, güçlü olduğunuz yerde iyi bir aday çıkarmanız sizin sonucunuzu çok belirlemez. Bir partinin en temel hedefi iktidar olmaktır. Bu stratejiyle CHP iktidar olamaz. Peki CHP burada neyi hedefliyor? Evet, bu isim üzerinden gidelim. Ve en sonda söyleyeceğimi en başta söylemek istiyorum. CHP, HDP ve İP'e bir tünel kazıyor. Bu operasyon CHP'yi İYİ Parti'ye ve HDP'ye bir tünel kazmaya benzetiyorum ben bunu. Şundan dolayı... İYİ Parti'ye derken? İYİ Parti'ye. Çünkü MHP'den İYİ Parti'nin oy aldığı bölgeler genel itibariyle seküler milliyetçi seçmen. Normal şartta bunlar herhangi bir ittifak sürecinde, örneğin MHP'nin AK Parti ile bir ittifakında normal şartlarda ve normal zamanlarda AK Parti'ye oy vermeyip CHP'ye oy verecek seçmendi. Bu seçmen şu anda İYİ Parti'ye kaydı. Örneğin İYİ Parti'nin güçlü olduğu yerler, güçlü olduğu bölge genelde Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi gibi seküler milliyetçi seçmenin olduğu yerler. Bu hareket birazcık seküler seçmene hitap eden bir hareket. Bu şunu ısrarla altını çizmem gerekiyor. Bu hamle ya da işte Ankara'daki benzeri bir Şahin adaydı. İl başkanı, o da Şahin bir isim. Bu CHP'yi iktidar olmayı hedeflemeyen bir tercih. CHP burada başka bir şeyi hedeflediğini düşünüyorum ben. Yani seçmen kitlesinin bir bölümünü İYİ Parti'ye kaydırabilir. Evet, İYİ Parti'ye kaydırıyor ve HDP'ye kaydırıyor. Bu demek ki bu parti iktidar olmayı tercih etmiyor. Yine ben doktorada Cumhuriyet Halk Partisi'ni çalıştım. Din politikalarını ve bir kısım milletvekilleriyle ve MKYK üyeleriyle görüştüm. Birisi şu itirafta bulundu bana. İsmini vermek istemiyorum. Dedim, neden bu kadar kötü politika yapıyorsunuz? Siz evet alternatif bir politika üretebilirsiniz ve evet iktidarı zorlayabilirsiniz. Dedi ki CHP'nin iktidar olmak gibi bir düşüncesi yok. Çünkü iktidar bir vizyondur. Evet, iktidar olmak istemeyen bir CHP var. Ben burada çok iyi niyetli değilim. Onun da altını çizmek isterim. CHP burada özellikle bu marjinal kesimler üzerinden yeni bir kaos çıkarmayı planladığını düşünüyorum. CHP başka bir şey hedefliyor. Çünkü bu isimlerle siz iktidara yürüyemezsiniz. Örneğin hani İngilizce'de bir kavram var. Catch all party. Parti sistemlerinden birisi. Siz iktidar olmak istiyorsanız, ki bir partinin en temel hedefidir, toplumun farklı kesimlerine hitap eden bir aktör çıkarırsınız. Bir adayı çıkarırsınız. Ya da merkeze yakın bir söylem inşa edersiniz. CHP'nin son dönemdeki söylemi, hani daha önceki seçim sürecinde de vardı, işte AK Parti iyi salladık diyen bir milletvekili vardı, işte HDP'li ile el tok etme sürecinde. Şafak Pamuk. Evet. Burada galiba CHP bir kaos çıkarmayı planlıyor. Bunun da CHP geleneğiyle çok örtüştüğünü düşünüyorum. Çünkü CHP, birazdan kurultaylarda konuşacağız. CHP seçim kazanarak iktidar olmayı tercih etmeyen bir parti. CHP'nin tarihinde böyle bir şey yok. Kısa bir dönem 73-77 dönemi var. İşte Ecevit dönemi, biraz daha o dönemdeki söylemleri analiz ettiğiniz zaman daha merkeze yakın, toplumun işte örneğin muhafazakar kesime de mesaj veren bir söylem biçimiydi. Ama bu CHP ana muhalefet kimliğine yetinmeyi tercih ediyordu. Ana muhalefetle yetinmeyi tercih ediyor ve bunu ısrarla keskinleştiriyor. Buradan bir iktidar çıkmaz. Buradan evet, Hasan Polatkan'ın kızı Nilgün Hanım'la bir görüşmem olmuştu. Hani bizde genelde yakın tarihte hep şunu öğretildi bize. İşte 60 darbesinde örneğin İnönü müdahale etmedi. İnönü'nün herhangi bir parmağı yoktu. Engel de olmadı, destek de vermedi. Fakat Nilgün Hanım bana şunu anlattı. Polatkan ailesiyle İnönü ailesi komşu, yan dairelerde. Yani yan binalarda yasa da yargılanması sürecinde İnönü şunu söylüyor. Diyor ki elinizi çabuk tutun diyor yargılayanlara. Bunların diyor şefaatçisi çok olur. Yani o dönemde bile, ki darbeden önce zaten ordunun, askerlerin girip çıktığı bir ev, İnönülerin evi. CHP'nin geleneğinde darbeye zemin hazırlamak ya da kaos çıkarmak
Çok yaygın bir gelenek. Buradan nasıl bir kaos çıkarma şeyinde CHP sizce, bu mesela ismi şey yaparak İstanbul Başkanlığı? Bir evet, şu aşama aşama biraz Afrin Operasyonu'na bağlayacağım. Eğer Türkiye Afrin Operasyonu'nda örneğin çok ciddi bir zarar görürse, bu Türkiye'de iç çatışmayı tetikleyebilir. Çünkü Türkiye şu anda kutuplaşmaya çok yakın bir toplum. Onun için buradan bir defa şunu net olarak ısrarla altını çizmek istiyorum. Buradan iktidara aday olmak isteyen bir parti tablosu yok. Böyle bir sonuç da çıkmayacak. Peki. Çağatay Bey, size geçelim. Neden böyle bir ismi tercih etti CHP'liler, Kaftancıoğlu? Şimdi öncelikle hemen bir ufak ekleme yapayım. Ben ona katılmıyorum, operasyonun sonuçlarının Türkiye'de bir çatışma ortaya çıkartacağını. Ona katılmıyorum. Çünkü Türkiye'nin... ben de fikrimi söyledim, sizin fikrinizi söylediniz. Yani teorik olarak bunu söylemek istemem başta. Pratikte yansımalarında da olmayacağına eminim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani CHP kendi içerisinde marjinalleşmiş bir parti. Koyduğu il başkanı adayı da marjinalleşmiş bir isim. Dolayısıyla yerli ve milli siyasetten uzak. Türkiye'de biliyorsunuz yeni kapı sonrasında bir yeni kapı ruhu kavramıyla birleşmiş bir siyasi bütünlük söz konusu. Ama CHP'nin bugün geldiği noktada bu yeni kapı ruhuna ihanet ettiğini görüyoruz CHP'nin. Nasıl ihanet ettiğini görüyoruz? Kendisinin Kemal Kılıçdaroğlu katıldı CHP'nin biliyorsunuz yeni kapı mitingine ve orada desteklediğini ve 15 Temmuz darbe sürecinin Türkiye'ye verdiği zararlara yönelik olarak hani bir konuşması da oldu, evet. Hatırlarsınız. Ama bugün geldiği noktada o çizgiden bambaşka bir tutum sergiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bu mücadele sürecinde, FETÖ ile mücadele sürecinde CHP'nin tam anlamıyla destek vermediğini görüyoruz. Hatta destek vermediğini görüyoruz yani. Dolayısıyla da hani benim vurgulamak istediğim temel noktaların birisi bu. İkincisi il başkanlığına böyle bir marjinal ismi koyması, hani CHP'nin kendi içerisinde de çatlaklar oluşturdu. Bugün işte farklı genel başkan adaylarının olma ihtimalinin tartışılması ve kurucu de mesela genel başkan adaylarından birisi ne diyor? Kurucu değerlere, fabrika ayarlarımıza geri dönmemiz lazım. Partinin geldiği noktada biz bunlardan koptuk diyor. Yani dolayısıyla içeride aslında bir rahatsızlık da söz konusu. Bunun da yansımalarını görüyoruz. Yani bu yerli milli siyasetten uzak bir duruşunun olması CHP'nin de hani Türkiye'deki bütün meseleleri Batı odaklı çözmeye çalışması, gidip Batı'yı da örneğin çok basit örnekler verebiliriz. İşte Türkiye'yi sürekli Batı'ya şikayet etmesi, Avrupa büyükelçilerini çağırıp onlara dert yanması, toplumdan uzak bir siyasetin başka güç odaklarıyla çözülmeye çalışılmasını gösteriyor bize. Dolayısıyla CHP bu anlamda bir ana muhalefet partisi ama geldiği noktada aslında Türkiye siyasetinin gerçeklerinden uzak, Türk toplumunun gerçeklerinden uzak, yerli siyasetten uzak, milli siyasetten uzak bir çizgide. Yani benim temel olarak söylemek istediğim bunlar. Evet. Merve daha ılımlı bir ismi tercih edebilirdi aday gösterirken CHP. Yine tırnak içinde daha marjinal bir ismi tercih etti. Aslında çatlaklar dedi Çağatay Bey doğru. CHP içinde zaten bu çatlaklar var. İki kanat var bir kere. Dolayısıyla böyle bir ismi tercih ettiğinde o çatlakların daha da büyüyeceğini, derinleşeceğini ve kırılmalara yol açacağını herhalde öngörmüş olmalı, hesap etmiş olmalı değil mi? İki büyük çatlak var ama CHP'de çok fazla ses var. Biraz herkes kafasına göre de konuşuyor. Böyle bir evet Kemal Kılıçdaroğlu böyle partiyi kontrol altında tutmaya çalışıyor gibi gözüküyor ama öyle bir parti ahengi yok CHP'de uzunca bir süredir. 16 Nisan sonrası da herhalde izlenecek yol noktasında kafalar hala karışık. Nasıl bir sisteme geçildiği konusunda çok oturmuş değil. Yani örneğin AK Parti, MHP ittifakının %50+1'i hakikaten idrak etmiş ve bunun matematiksel çalışmalarıyla beraber eninde sonunda gidilecek yol için ve adım atma anlamında bir tarafının olduğunu düşünüyorum. Bakalım bu görüşmeler neye sebep verir ama CHP bu matematiksel ve iktidara gidebilmek için, seçim kazanabilmek için bir atılımda değil. Hala kendi içerisindeki tartışmaları yaşıyor. Tabii şimdi bu Afrin, Suriye vesaire o meselelerden dolayı ben çok yoğun takip edemedim ama bazı il başkanlarının da haricinde partide de çok sahip çıkan olmadı galiba Kaftancıoğlu'na. Hatta bugün duyduklarımıza göre bir görevden alma ya da istifa şeklinde bir hani yerine başkasını getirme gibi de ihtimaller olabilir. Buradan şunu anlıyoruz. Eğer bu iddialar doğruysa zaten
Yani çok böyle aslı astarı araştırılmamış, belki işte ahbaplık, dostluk vesaire gibi çerçeveler üzerinden getirilmiş ama o profilin background'una, geçtiğimiz gün dönemde neler yaptığı üzerine, işte sosyal medya hesaplarının incelenmesine vesaire ya da halkta böyle bir ismin nasıl bir etki oluşturacağına yönelik bir çalışma yapılmamış. Bu da yani maalesef Muhalefet Partisi'nin bu tür halkla ilişkiler, diplomasi halkla yürütülecek diplomasi noktasında iyi çalışmadığını, kimin iyi görülüp kimin iyi görülmeyeceğini, kimin kabul edilip kimin kabul edilmeyeceğini düşünme noktasında henüz oralarda yani bir ana muhalefet partisine yakışmayan şekilde çalıştığını ama düşünüyorum. CHP'de, daha farklısını beklerdik. Yani içinde tam olarak ne kadardır o şeyi bilemem ama yoğunluğu, o boyutu medyayı takip ettiğimizde yani CHP daha yakın duran ama politik politikalarını ve çizgisini eleştirenler daha partinin sosyal demokrat ruha ve kimliğe sahip olmasını söyleyenler tarafından da aslında benimsendiğini ve doğru bir seçim olarak lanse edildiğini de görüyoruz. Ama böyle bu bir kısım ve CHP zaten bunun kararını veremiyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına gelmesinden beri nasıl bir CHP isteniyor sorusu bence içeride çok konuşulan bir tablo. Kemal Kılıçdaroğlu kendisini önceki döneme göre %5'lik bir herhalde en fazla bir oy artışı ve bile başarılı addediyor olabilir önceki liderlerine oranla. Ancak kendisi henüz sizi seçim kazanabilmiş durumda değil, aynı yerde sayıyor. Bunun sebebiyle içeride bazı muhalif sesler yükseliyor biliyorsunuz. Muharrem İnce daha öncesinde kendisine alternatif olmuştu. Deniz Baykal'ın aykırı çıkışları oldu. CHP'nin nasıl hani daha işte sosyal demokrat mı, daha ulusalcı bir kimlikte mi, AK Parti'ye karşı ya da genel olarak aslında Türkiye için nasıl bir siyaset önereceği noktasında kafalar karışık. Ekmenettin İhsanoğlu meselesini hatırlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alternatif olarak aday, çatı adayı olarak sunulduğunda o bile parti içerisinde ciddi tartışmalara sebep olmuştu. Sanki bu sefer bu az önce söylediğim ikinci şey yani hani sosyal demokrat kimliğiyle ön plana çıkması gerektiğini söyleyenlerin şeyi daha dikkate alınmış eleştirileri gibi görünüyor. Oysa ki mesela baktığımızda CHP, hemen size dönüyorum, size sözü bırakacağım zaten Ramazan Bey. CHP'nin aslında şununla da eleştirilmiyor muydu uzunca bir süredir? HDP ile herhangi bir fotoğraf karesinde yan yana görünmek ya da bir milli politika konusunda ya da herhangi bir temel meselede HDP ile yan yana düşmek gibi bir kaygısı var ve bununla hareket ediyor diye de eleştiriliyordu. Şimdi bir tarafta bunu yapan CHP var. Bir tarafta da Kaftancıoğlu'na aday gösteren bir CHP var. O zikzaklar hakikaten yorucu. Evet. Kesinlikle CHP, Merve Hanım'ın da söylediği gibi ahenkli bir parti görünümü vermiyor. Ben işte Kemal Kılıçdaroğlu seçildiği zaman partinin genel başkanlığına o dönem meşhur söylem vardı ya, yeni CHP. Yeni CHP söylemini ilk olarak desteklemiştim. Artık Türkiye işte laiklik elden gidiyor, şeriat geliyor, Türkiye İran mı olacak gibi ideolojik tartışmaları bir kenara bırakıp daha ekonomi merkezi, daha toplumsal merkezlere yönelen, toplumsal sorunlara odaklanan bir CHP vardı. Evet, sizin de söylediğiniz gibi CHP'de çok farklı bloklar var içerisinde. Evet, Atatürkçü bir kanat var, Kemalist bir kanat var, ulusalcı bir kanat var. Sosyal demokrat olması, partinin sosyal demokrat olması gerektiğini savunan bir kanat var. Evet, sosyal demokrat bir partiden ya da sol bir partiden beklenen daha sosyal demokrat ilkelere evrilen bir CHP'ydi. Fakat CHP'nin ideolojik bagajı da, işte Kemalist ideolojik bagajı da buna çok izin vermiyor. Örneğin ben Muğlalıyım. Benim sülalemin bir kısmı CHP'lidir, sol parti, bir kısmı muhafazakardır. Hala Kılıçdaroğlu'nun ya da bir önceki genel başkan Deniz Baykal'ın hani meşhur çarşaf açılımı yapmıştı. Çarşaf açılımına karşı olan bir CHP'li kitle de var. Yani buradan CHP'nin ahenkli bir parti olması çok zor. Ancak CHP iktidar olmak istiyorsa ya da güçlü bir muhalefet olmak istiyorsa bunun yolu da CHP'nin daha sosyal demokrat ilkelere evrilmesinden geçiyor. Örneğin şu ana kadar ön plana çıkan isimler. Bir kısmı Ümit Kocasakal'dı değil mi? Ümit Kocasakal özelinden gidersek daha ulusalcılara yakın bir profil.
Fakat ulusalcılığın CHP örgütleri üzerinde çok ciddi bir etkisi yok. Ya ulusalcılık daha elitist bir ideoloji, yeni bir ideoloji CHP için. Onun için CHP'nin iktidara yürümesi çok zor bu örnekte de, Canan Hanım örneğinde. Bakıyorsunuz bir taraftan evet iktidara çok keskin laf söyleyen bir siyasi profil, bir taraftan da CHP'nin genetik kodlarına çok aykırı olan söylemi de var. Mesela devlet işte, diyor seri katil. Evet ama şimdi o evet doğru da burada ulusalcılık balans... hani daha yeni bir şey dediniz evet. De yaklaşım CHP için ama yani CHP'nin tarihsel süreci yani bir kimlik olarak zaten ulusalcılığa... Hayır. Ulusalcılıkla Atatürkçülüğün biraz farklı. Ulusalcılık 90'larda icat edilmiş. Daha kimlik merkezli, biraz daha elitist bir söylem. Ulusalcılık. Atatürkçülük ise biraz daha farklı. Daha toplumun işte ilkeleri belli olan, işte özellikle tek parti döneminde inşa edilen 60'larda sürecin devam ettiği bir Atatürkçülük var. CHP'de genel kitle Atatürkçülük söylemine çok yakın. Ulusalcılığa biraz uzak. Yani ulusalcılıkla Atatürkçülük çok örtüşmüyor. Ondan dolayı ayrım o yani Atatürkçülük ve ulusalcılık evet. arasındaki o ayrımı mesela işte, nasıl mesela somutlaştırırsanız şöyle, nasıl tarif edersiniz? Mesela Vatan Partisi kendisini ulusalcı görür, CHP kendisini Atatürkçülüğe yakın görür. İkisi arasında ciddi bir farklılık var ulusalcılıkla Atatürkçülük arasında. CHP'nin handikapı biraz böyle. Maalesef bir de Türk siyasetinde çok temel bir ilke var. Türk siyaseti lider merkezli bir siyasettir. Onun için demokrasi retoriğine de bazen uymaz. Bizim tarihimizde hatırladığımız liderler hep büyük liderleri hatırlarız. Biz partileri hatırlamayız. Örneğin Anavatan'da kimler olduğunu çok bilmeyiz Anavatan Partisi'nde ama herkes Özal'ı bilir. Menderes'i bilir, Atatürk'ü bilir, İnönü'yü bilir. İşte nedir? Erdoğan'ı bilir ama kimse bir partinin programını, tüzüğünü, ilkelerini çok bilmez. Onun için CHP'de temel problemlerden birisi de CHP'de lider yok. Partiyi hani bir ama orkestrada aslında olması gereken evet, olması o değil mi? Gereken yani güçlü bir lider, etkili bir lider, partiye söz söyleyebilen hani şimdi güçlü ve etkili bir lider tabii önemli ama aynı zamanda bir partinin politikaları, söylemi, çizgisi, programı bunlar da çok önemli etkili. Değil mi? Aslında bunlar hatta da etkili. Hatta daha ötesini söyleyeyim. Olması gerekiyor. CHP insan hakları konusundaki metinlerini okuyun oldukça iyidir. Çağın ilerisinde metinler. Fiili olarak CHP'nin söylemi sosyal demokrat ilkelere, insan haklarına, demokrasiye çok uygun. Ama fiiliyatta ortaya çıkan bambaşka şeyler. Onun için hani orkestra şefi bir orkestrada birkaç tane şef varsa o orkestrayı yönetemezsiniz. CHP'nin yaşadığı kriz de birazcık böyle bir kriz. Evet. Lider yokluğu ve zamanın ruhunu yakalayan bir siyaset yok. Böyle bir kriz dedi Ramazan Bey. Bir kriz içinde mi CHP? Ya da yaşadığı şeyi, bu süreci şu anda siz nasıl tarif edersiniz? Benim gördüğüm Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kadar çok seçimi kaybetmesine rağmen, Merve Hanım'ın da vurgusu önemli, kaybetmesine rağmen bir şekilde bunları başarılı olarak atfediyor kendine. Ya ve parti içerisindeki iktidarını sürdürmeye devam ediyor. Yani buradan şu soru çıkıyor. Siyasi olarak kendi pragmasını önceleyen bir lider hiçbir seçimi doğru düzgün bir başarıyla yani hiçbir şey elde edemeyerek pek çok 13-15'e yakın seçimde kaybetmiş. Yani yerel genel hepsini söylüyorum. Tamamında böyle bir lider geliyorsunuz bugün itibariyle partiye bir vizyon söyleyeceğini ve partinin genel başkan olması gerektiğini falan söylüyor. Bunu toplum görüyor. Yani her şeyi kenara koyalım. Temel sosyolojik değerlerden bakalım. Toplum görüyor. Çünkü toplumun desteği olmayan ancak koltuğundan da vazgeçmeyen ve parti içerisindeki dengeleri kontrol etmeye çalışan bir lider görüyor karşısında. Ana Muhalefet Partisi'nde. Ve Ana Muhalefet Partisi'nin bugün geldiği çizgide sizin vurgunuz orada önemli. HDP ile resim vermemeye çalışmasına rağmen marjinal bir işte il başkanı tartışmalarında biliyorsunuz HDP yakınlığı durumu. HDP ile bugün AK Parti'nin MHP ile ittifakının karşılığı olarak CHP HDP ile yakınlaşıyor.
gözüken oradaki süreçte. Yani önümüzdeki tablo bu. Dolayısıyla hani içeride partide de bunu kabul etmeyen gruplar var. Ve bu gruplar belki işte başa gelebilecek ya da gelemeyecek. Bu süreci göreceğiz. Bunlar CHP'nin kaderini belirleyecek ve kaderini belirlemesiyle birlikte önümüzde 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerde, genel seçimlerde de hani ana muhalefetin geleceğini belirleyecek. Yani dolayısıyla aslında teknik olarak lider problemi yaşıyor parti ama sosyolojik anlamda da topluma inemediği için karşılığını da bulamıyor. Aynı şöyle özetleyebilir miyiz? Aslında benim dikkatimi çeken bir şey söylediniz. Yani CHP'nin bu tercihi aslında AK Parti ile MHP arasındaki yakınlaşmanın ve ittifakın tam karşıtlığında başka türlü bir sinerji yaratmak, başka türlü bir güç. Tam karşıtlığında daha marjinal bir isimle. Böyle yani aslında bu tercihin altında yatan temel nedenlerden biri siyasetteki o AK Parti MHP ittifakı diyebilir miyiz o zaman? Tek bir neden olmasa bile belirleyici aynen, şeylerden. Aynen. Yani mutabakım sizinle yani tek bir neden bu değil tabii ki ama pek çok farklı parametreden ya da farklı fikirlerden de bahsedebiliriz ama AK Parti MHP'nin yakınlaşması ve hani Türkiye'de bir sistem dönüşümü, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte yeni bir siyasal sisteme geçilmesi ve bunun da artık pratikte uygulanmaya başlanması, işte oy masalarının bitilmesi, seçimle birlikte yeni bir şekilde yönetime başlayacak olması ve bunun da MHP ve AK Parti'nin koalisyonuyla gerçekleşiyor olması ana muhalefetin reaksiyonu olarak görüyorsunuz bunu. Ama ana muhalefetin reaksiyonu, peki şunu tartışabiliriz. Evet, sadece HDP ile mi görüşmek zorundaydı? Değildi. Teorik olarak kendi kitlesine ulaşmayı, daha çok halkla ilgili işte diplomasisini geliştirmeyi, işte propaganda araçlarını geliştirmeyi, işte parti içerisindeki bu çatışmaları indirmeyi, bitirmeyi başarabilseydi belki daha farklı bir CHP görecektik. Hani onu vurgulamak bence önemli. O yüzden de hani içeride yaşanan çatışmanın nereye gideceğini, yeni genel başkan seçilip seçilmeyeceğini ve Kılıçdaroğlu'nun koltukta oturmaya, ittirmeye ya da oradan vazgeçmemeye çalışacağına görürsek daha başka bir resim görüyoruz yani. İlla ben başkanım, burada duracağım, vermem koltuğumu derse CHP'nin ne olacağını da az çok tahmin edebiliriz aslında. Farklı bir kod oluşturmaya mı çalışıyor diye burada CHP? Yani şöyle, bir tarafta MHP'den kopan bir İYİ Parti var. Daha henüz ne olacağını bilmiyoruz. Yani henüz bir seçime girmiş değil vesaire oy oranı. Ama bir tarafta da AK Parti ve MHP yakınlaşması var. Yani zaten milliyetçi ve muhafazakar ya da merkezden oraya doğru meyilli kesime benim söyleyeceğim ya da oradan alacağım bir pay yok. Oradan alabileceğim bir seçmen yok. Bunun karşısına aslında belki şansımı böyle bir isimle ya da böyle bir çizgiyle deneyebilirim gibi bir şey olabilir mi? Strateji. Şimdi şöyle söyleyelim. Aslında dünyada esen rüzgar, bölgede yaşananlar, ülke içerisinde son 4-5 yıldır yaşadıklarımız bütün partilerin farklı yönlere meyletmesine sebep oluyor. İşte 2-3 yıl önceki MHP'nin tavrıyla bugünkü tavrı nasıl aynı değilse diğer partilerde de farklı tavırlar, farklı politikalar, buna uygun yeni stratejiler görüyoruz. Fakat Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geldiğinden beri aslında CHP'yi dönüştürmeye çalışıyor. Bunu söylemek herhalde artık bugün itibariyle doğru bir şey olur ve bunu kısmen başardığını da söyleyebiliriz. Eskisi gibi ulusalcı, Kemalist ve Atatürkçü vurgudan ne olursa olsun şaşmayan bir CHP ile karşı karşıya değiliz. Şimdi bunu doğru yapıyorlar, yanlış yapıyorlar, eğri yapıyorlar, başarıyorlar, başarmıyorlar ayrı mesele ama şunları görüyoruz mesela. İşte Mavi Marmara yaşandığında kalkıp İsrail basınına konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, hatırlayalım, Türkiye'yi şikayet eden Kemal Kılıçdaroğlu Mavi Marmara Anlaşması'ndan sonra anlaşmayı eksikle başarısız bulmayı eleştirebiliyor. Ya da işte öncesinde Türkiye İran olmasın deyip çok ciddi bir İran karşıtlığı yaparken bugün İran'la da görüşülmeli, Suriye'yle de görüşülmeli diyor. Ya bence bir yol arayışları var ama eski eski rejimin, Kemalist rejimin vurgularını o kadar sertlikle görmüyoruz. Yani işte arkadaşlar biraz ifade etmeye çalıştılar. İşte Batı tandansı arıyor, işte enternasyonel sosyalistiz demeye çalışıyor. Yer yer biraz mezhep vurgusu yapılıyor. Özellikle Suriye üzerinden çok yapıldığını gördük. Ama bir değişim arayışında bunun başarılı olduğu, doğru olduğu tartışılır. Ama o eskisinden ayrışmaya çalışıyor. Biraz sonra herhalde konuşacağız. Bence Ümit Kocası
sakalın bir alternatif olarak isminin geçiyor olması da o eski aklın buna bir reaksiyonu. Tabii. Şimdi ama bunun kararını nerede verecekler? Bu önemli. Şimdi MHP'den ayrışmayı ben burada buradakiyle aynı görmüyorum. MHP'nin içerisinde ki tartışmanın bir benzeri bence 16 Nisan sonrası CHP'de de yaşanabilir gibiydi ama bunu çok hızlı şekilde bastırdılar. Ümit Kocasakal o aradığı aday adaylığından sonra işte istediği imzayı bulabilecek mi, bulamayacak mı? Bu partinin içerisinde bu ne kadar güçlü? Yani hangi ekoy kazanacak? Onu göreceğiz ama ben hala bu içerideki tartışmalarda 2019 hazırlığı göremiyorum açıkçası. Hı. Ona henüz hazır değiller. 2019 sonrasında da bir 5 yıl var ve bu çok uzun bir süreç. Aynı zamanda bu sistem siyasi partileri başarı odaklı düşünmezlerse tehdit eden de bir süreç. Eğer hani 2019'a bir şekilde bu kavgalarla ayrışmayı başarmadan gitseler de sonrasında ciddi ayrışma yaşayabilirler. Evet. Peki, İstanbul eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal aday adaylığını açıkladı. Bir diğer isim de Muharrem İnce. Bugün açıklama geldi kendisinden. Pazartesi günü bir basın toplantısı yapacağını söyledi. Açıklayacak yani aday adaylığını. Nasıl bir kurultaya sahne olacak sizce? Ne düşünüyorsunuz ve ne bekliyorsunuz bu aday adaylıklarından? Evet. Bu aday adaylar üzerinden gideyim. Öncelikle Ümit Kocasakal'ın şöyle, CHP evet belki kendi içinde çok ahenkli bir parti görünmüyor fakat CHP örgütleri güçlü bir örgüt. Yani bu örgüt güçlü bir örgüt yapısına sahip olan bir parti CHP. Onun için Ümit Kocasakal'ın söyleminin örgüt üzerinde çok bir etkisi yok. Benim şu ana kadar edindiğim bir intiba. Onun için çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Diğer aday Yalova'nın Muharrem'i evet partinin bir kanadı zaten daha önce denedi. Çok bir şey maalesef çok etkili bir sonuç ortaya çıkmadı. Bu şekilde devam edecek. Ancak hani hep şunu söyleriz ya demokrasinin farkı, demokratik rejimlerin farkı iktidarın olması değil muhalefetin olmasıdır. CHP biraz önce işte Merve Hanım kısacık değindi. Aslında bazı anlarda etkili bir söylem ortaya koydu ve iktidar partisini sıkıştırdı. Örneğin hatırlayın işte asgari ücretlerin yükseltilmesi, yaşlara verilen ücretin yükseltilmesinde etkili olan parti AK Parti değil CHP'ydi. CHP'nin teklifi AK Parti'nin oranları yukarı çekmesine neden oldu. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Etkili bir muhalefet yaparsanız bir şekilde etkili oluyorsunuz. İktidarı bir şekilde sıkıştırabiliyorsunuz. CHP'nin evet değişmesi zor bir parti. Zor bir parti bir taraftan işte genetik tarihsel kodları var bir taraftan zamanın ruhunu yakalaması gerekiyor. Biraz önce sizin söylediğiniz sosyal demokrat ilkeler. Aslında Türk siyaseti iyi bir laboratuvar. Bunun benzerini biz 1973-77'de gördük. Kendini gri bölgelere açan bir CHP toplumda bir karşılık buldu. Demek ki bu 73-77'de vuruyorsa bir şekilde kendini dönüştürebilirse ki bu gerçekten çok zor. İdeolojik bagaj partiyi çok fazla zorluyor. CHP bir karşılık bulabilir ama şu anda çok zor görünüyor. Burada isimlerin işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu ana kadar ortaya koyduğu profil çok etkili siyaset üretmeye yetmedi. Yani küçük hamleler yapmakla birlikte yetmedi. İsimler üzerinden gidersek Ümit Kocasakal ve Muharrem İnce'nin nasıl bir karşılık bulacağını düşünüyorsunuz tabanda, delegede? Benim gördüğüm şöyle bir durum var. Yani içeriden alttan bir hani ses fazla derecede bir hani genel başkana yönelik bir ses yükselmesinin hani olup olmadığına dair şüpheler var. Hani teorik olarak da hani oradan gelirse, o ses yükselirse ve hani genel başkan değişebileceğini söylemiyoruz. Ama pratikte CHP'nin içerisindeki durumda içerideki güç odaklarının aslında bir pozisyon aldığını söz. Yani yukarıdan bir değişim istendiği de tartışmaya açılabilir. Ha bu bağlamda hani içeride Kılıçdaroğlu'nun parti içi delegeleri ne kadar kontrol edebileceği ve adayların ne vaat edeceği onlara önemli. Yani geldiğinde Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle devam edebilecek yeni bir genel başkan CHP için ne getirebilir? Ya da işte kendi ekibiyle gelemeyen bir genel başkan nasıl bir vizyon çizebilir? Bunlar temel sorun alanları olabilir. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu'ndan sonra
Parti birden hani bir günde yeni kapılar açıp bambaşka bir CHP ile yeni bir binada yeni bir dünyayı açmayacak. Sonuçta var olan değerlerini koymaya çalıştık. Az önce o yüzden şey vurgulamaya çalıştım. Söylenenlerden MHP'nin dikkatimi çeken en vurgu, derin vurgu şeydi. İşte fabrika ayarlarımıza geri dönelim. İşte tırnak evet. içine söyleyeyim Atatürkçülüklerden uzaklaştık. Hı-hı. Dolayısıyla işte buna yakınlaşmamız lazım falan. Ya bu şunu gösteriyor. Genel başkanın bu politikalardan uzaklaştığını bizatihi partideki Hı-hı. güçlü odaklardan biri. Bunları söylüyor. Toplumdan Hı-hı. uzaklaştığını ve hani bunu kendilerinin başarabileceğini iddia ediyorlar. Bunlar delegede ne kadar karşılık bulur ya da toplumda ne kadar karşılık bulunur birinci alan. İkinci alan bu gerçekleştiğinde bu kısa süre içerisinde bir sene içerisinde, iki sene içerisinde, seçim içerisinde işte bu önümüzdeki seneye kadarki sürede CHP'yi nereye götürür ve seçimde nasıl bir pozisyon alabilir genel başkan? O da başka bir alan. Yani evet. dolayısıyla aslında hani bunları koyduğumuzda farklı bir resim gözüküyor diyebiliriz sanırım. Evet. Aslında 2019 yani 2018'e girdik. Şunun şurasında ne kadar kaldı ki? Ve şimdiye kadar muhalefetin yani hem ana muhalefetin hem de toplumun iri ufaklı hem muhalif partilerin, muhalefet partilerinin ve toplumun muhalif kesimlerinin hem fikir olacağı üzerinde mutabık kalacağı, tamamdır diyeceği, destek vereceği, arkasına duracağı bir oluşum, bir blok, bir dirsek teması, bir omuz omuza verme hali göremiyoruz. Aslında o tarafta da arzu edilen o. Öyle değil mi? Ve bunu sağlama noktasında çok büyük şeyler var. Sancılar var yani. Evet, o doğum gerçekleşmiyor. Değerler üzerine toplanacaklarını da karar veremiyorlar. Az evvel Hı-hı. senin de söylediğin gibi bir tarafta sosyal demokratlar, bir tarafta ulusalcılar, bir tarafta kemalistler, bir tarafta eski değerlere tutunmak isteyenler. Hani beş benzemez bir arada bir tane, derler. Bir tarafta yani Erdoğan Hı-hı. mitiyle yarışabilmek Hı-hı. için bu değişim ve dönüşümü tamamlamak gerektiğini düşünenler. Bir tarafta işte bu yenilik aşkıyla CHP ile aslında eski CHP ile kan uyuşması olmayan çok sayıda ismin Hı-hı. partiye getirilmiş olması. Onların eskilerle kuramadığı Hı-hı. aslında diyalog. Bunlar biraz hani o içeride kaynayan kazan görüntüsü veriyor. Ama bu bir arayışın göstergesi. Yine dönüyorum. Ekmenettin İhsanoğlu örneğine. Ben bu örneği önemsiyorum. Çünkü şöyle düşünelim. Hı-hı. 10 yıl önce ya da 5 yıl önce CHP'nin muhafazakar çizgiye dair bir aday göstermesi, böyle bir figürü, public figürü öne çıkarmasını biz hayal dahi edemezdik, düşünemezdik. Biri söylese, yani CHP ve işte Müslüman olduğunu, Müslüman kimliğini öne çıkaran birisi nasıl yani bu imkansız derdik. Bu bir dönüşümün göstergesiydi. Kemal Kılıçdaroğlu o yüzden bu dönüşümü yapmakta kısmen başarılı oldu, büyük ölçüde başarılı oldu. Hatta dememin sebebi bu. Şimdi Türkiye'de şu AK Parti iktidarının özellikle son 3 yıllık o zorlu maratonun da önemli 2007'den aslında 2017'ye kadar o saldırı sürecini aşmasının sonucunda CHP'de şöyle bir kanat var. Tamam evet biz seküleriz ama ya bu ülkenin Müslümanlarıyla, muhafazakarlarıyla bir yerde barışmalıyız da. Evet. Bu tam anlamıyla benimsenmiş, özümsenmiş olmasa da bu tartışmaları içeride savunanlar var. İşte sonrasında ne oldu? Mesela İhsanoğlu'nun kendisi ve başka isimler de yine hı hı. CHP'nin milletvekili oldular. Yani orada öyle bir alanda açıldı. Buna rağmen... Şimdi şu da var, ulusalcılar diyor ki hayır biz temel değerlerimizden kopmamalıyız. Bizim Atatürkçülük, Kemalizm, altı ok, vazgeçilmezimiz ve herkes eninde sonunda buraya dönecek diyor. İşte bakın son dönemde tüm Türkiye'de Atatürk eleştirileri dahi azaldı. Özellikle AK Parti'nin de bu yöndeki söylemi değişti. İyi Parti'nin aslında ayrılanlarının vurgusu da yine ulusalcılığa oynamak üzere. Bunu düşünüyor olabilirler. 2019'a her ne kadar henüz hazır olmasalar da o matematiksel etapları yapıp yani İyi Parti bizden bu bağlamda oy çalabilir. Herkes dönüp dolaşıp üstelik de güvenlikçi politikalar arttığı için bu noktaya dönecek. Biz niye bunu yaparak, niye dönüşüm diyerek o bizim seçmenimizi başka yere kaydırıyoruz diye düşünüyor olabilirler. Bunun yanı sıra aslında zor değil mi? Yani evet. şunu tercih etse buradakine küstürüyor ya da kızdırıyor.
Diğerini tercih etse bu tarafa yaranamıyor. Ama İşte. Herkes bu dönüşümden geçiyor. Yani %50 artı 1'in gerçekten çok zor o bir matematik olduğunu, bütün hesapları her partide çok zorlayacağını biliyorduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kazanmasının hemen ardından şunu vurgulamaya başlamıştı, hatırlayalım. %51 AK Parti'nin değil tek başına, %49 da CHP'nin değil tek başına. Bu o matematiksel hesabı %50 artı 1'in hakikaten 2019'un kodu olduğunu gösteriyor. Hı hı. Bu da eğer hani hakikaten öyleyse ki %50 artı 1'i bir parti tek başına gerçekten hani toplamayı başarabilecek gibi gözükmediği durumlarda bu ittifaklar ki gözükse de o riski almak istemezsiniz. İster istemez o sayıyı artırmak, o yüzdeyi artırmak istersiniz. Bunu daha fazla garanti altına almak istersiniz. Bu ittifaklara yönlenmek zorunda kalıyorsunuz. Ne oluyorsunuz? Kitle partisi olmaya daha fazla yönelmek durumunda kalıyorsunuz. Evet, kitle partisi olmaya dönüş bence CHP'nin içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun yapmaya çalıştığı bir şey ama bunu hani amacını anlıyorum ama doğru yoldan mı gidiyor ben onu çok kestiremiyorum. O yüzden işte yani bir toplum tarafından kabul edilmeyecek bir iyi başkanı ortaya çıkabiliyor. İşte biri bir şey söylüyor, öteki başka bir şey söylüyor. HDP'lilerle bir görüntü ortaya çıkabiliyor. Hani bir dönüşüm istiyorsunuz ama hala evet muhafazakar Müslüman figürlere karşı, mesela başörtüsü yasağına karşı eskisi gibi savunmacı değiller farkındaysanız. Onlarda bir değişiklik, hatta tabanda dahi tahmin etmeyeceğimiz bir değişiklik yaşanmasına rağmen o modern ve Türkiye'de herkes tarafından kabul edilebilecek noktaya gelmek biraz daha zaman alacak gibi. Ama zaten yani çok kutuplaşmış bir dönemdeyiz. Evet. Bu da bu diğer partiler için de geçerli diye düşünüyorum. Evet. Orada da yani şu vardır muhakkak. Yani AK Parti, MHP cephesinde de yani biz bu oy oranını artırmak için ne yapmalıyız sorusu vardır. O yüzden aslında biraz Atatürkçülüğün vurgulandığı, daha muhafazakar değil ama yerli ve milli vurgusunun arttığı, daha kitleleri artırmaya yönelik vurgular oluyor. Mesela yerli ve milli vurgusu var AK Parti ve MHP'nin. Mesela CHP'nin nasıl bir vurgusu olacak? Ne diyecekler? Hangi değerleri ortaya çıkaracaklar? Onunla ilgili de henüz bir şey duymuş aslında değiliz. Aslında bir şekilde oralarda o yarışın hazırlığı tamamlamış değiller. Ortaya çıktı 2019'un yani buna seçim startı vermek mi dersiniz, o yola girmek mi dersiniz, seçim satım haline girmek mi dersiniz bilmiyorum ama işte buyurun AK Parti ile MHP bir ittifak için görüşmeler yapıyorlar. Bunu yasal bir çerçeveye, ete kemiğe büründürmek için ilk görüşmeyi de yaptılar. Yani orada bayağı bir hızlı koşulurken diğer tarafta meydan hala boş duruyor ve aslında AK Parti'ye oy vermeyen, eleştiren, ana muhalefet partisinden ya da bir ittifaktan, o tarafta bir ittifaktan medet uman herkes bu anlamda bir hayal kırıklığı yaşıyor. Benim gözlemlediğim o. Tabii CHP bu kısır döngüden nasıl çıkar? Hani ne o tarafa ne o tarafa yaranabiliyor? Tamam, senin de söylediğin gibi Merve, olumlu bazı dönüşümler tabii ki de Kılıçdaroğlu'yla beraber yaşandı. Ama hangi adımı atsa, nerede bir şeyi değiştirse, o bir güncelleme yapsa bir reaksiyonla da karşılaşıyor. O zaman da geri adım atıyor. O zaman bu kısır döngüden CHP nasıl çıkar? Bu sorunun cevabı bilmiyorum nasıldır. Ne dersiniz? Evet, ilginç ve güzel bir soru. Ancak Merve yani Arman, çok özür diliyorum. Evet. Bunu şunun için söylüyorum. Yani sizin evet tabii merak ediyorum cevabınızı. Çünkü CHP nasıl yapması gereken böyle marjinal isimlerle hareket etmek değil, daha kucaklayıcı olması, daha merkeze yakın isimlerle yürümesi dediniz ya. Evet. Şimdi bu tür tercihler yaptığında da bir reaksiyon mutlaka kesinlikle alıyor. Kesinlikle. Onun için AK Parti dışındaki muhalefeti birleştirecek çok fazla bir ilke yok. Yani burada bu farklı kutupların bir ilke etrafında birleşmesi gerçekten çok zor. Bir tarafta HDP, seküler HDP'liler var, bir taraftan CHP'liler var. İşte kendini devletin kurucusu olan bir partinin aktörleri var. Burada aslında ilginç bir örnek var elimizde. Hayır bileşenleri değil mi? Referandum sürecinde. Evet. Bakın aslında riskli olan şu anda 2019 seçimi çok riskli bir seçim aslında. AK Parti için söylüyorum özellikle. Şu anda AK Parti'nin
ve MHP'nin ittifakı %50 artı 1 almaya yetmiyor. Şu andaki elimizdeki doneler onu gösteriyor. Çünkü önemli bir kısmı MHP'li seçmenin İYİ Parti ve CHP'ye kaydı. Burada bence pazarlıkların, örtük pazarlığın ilke bazında değil sayısal bazda bir hesabın yapıldığını düşünüyorum. Burada da yapılması gereken, muhalefet için yapılması gereken ya da muhalefetin planladığı seçimi ikinci tura götürmek. İkinci tura götürürlerse %50 artı bir alınabilir. Yani burada %2'lik bir fark var. Eğer gri bölgelere hitap ederse 2019'daki siyasi tablo çok farklı olabilir. Onun için belirleyici olacak gri bölge. Yani burada CHP'nin ya da HDP'nin ya da işte herhangi bir başka partinin ilkeler düzeyinde anlaşması çok zor. Artı siz kendinizi kabul ediyorum işte kabul edelim sosyal demokrat ilkeleri açtınız. Bunun topluma anlatılması ya da kemalist ilkeleri ya da fabrika ayarlarınıza döndünüz. Bunun topluma anlatılması, kamuoyu oluşturulması zaten ciddi bir zaman istiyor. Evet işte o yüzden bunun için geç bile hani hayır bloğunun yaptığı gibi muhtemelen yine 2019'da o olacak. Erdoğan karşıtlığı üzerinden yeni bir blok oluşacak ve %2 o gri bölge her şeyi belirleyeceğini düşünüyorum ben. Bir de Türkiye gelecek perspektifinde görünen o ki 2,5 partili bir sisteme doğru gidiyor. Milliyetçi parti ile işte muhafazakar milliyetçi seçmen zaten üst düzeyde ortak olabilir. Ortaklaşacak bu. Bir tarafta da CHP ekseninde sol ve sosyal demokrat partilerin birleşeceğini düşünüyorum. Bir de küçük bir etnik parti olacak siyaset. Düşünüyorum ben. Evet. Siz ne dersiniz Çağatay Bey? Bence bir şey değişmeyecek CHP'de 2019 seçimlerine kadar. Genel başkanı değişse, genel başkanı da kalsa böyle bir sihirli değnekle bambaşka bir şey görmeyeceğiz. Ortaya konulan politikalarda. Zaten bugüne kadar ki pek çok referansta bunu gösteriyor yapılan şeylerde. Bugün itibariyle de. Çünkü hani CHP'nin politik stratejisinde diğer partilerle görüşmek, işte topluma inebilmek, toplumun temsilcileriyle bir araya gelebilmek gibi bazı problemler var. Bunlar partinin kendi, o CHP'nin kendi sorunları ama liderin dönüşümünde bile ne kadar sorun yaşadığını az önceki tüm konuşmalardan özetle çıkartabiliriz. Sürenin kısa olması da bunda bir handikap olabilir ama genel olarak ben bir şey değişmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü merkeze koydukları siyaset anlayışı elitist. Evet. Dolayısıyla toplumdan uzak. Bu anlamda da şey değişmeyecektir. O yüzden de HDP gibi yakınlıkla işte HDP ile ittifaka girerek kendine oy bularak işte bir kendi varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu CHP seçmeninde bunları görüp CHP'den kopma yaşayacaktır. Çünkü HDP'nin açık şekilde teröre desteği var. Dolayısıyla da CHP seçmeninin CHP'yi desteklemesini HDP ile bir ittifak dahilinde beklemek de çok rasyonel değil. Bunun dışında yani bu bahsettiğimiz genel başkan adaylarının siyasal iletişim stratejileri ve varlığı, kamusal görünürlükleri de başka bir konu. Yani dolayısıyla ne kadar gözüküyorlar, ne kadar varlar, toplumda ne kadar karşılıkları var bunlar tartışma konularından olabilir. Yani bunlara derinliklikle bakıldığında farklı sonuçlar da ortaya çıkabilir. Bu tarafı da başka bir nokta. Yani teorik olarak hani baktığımızda şey var, partilerin bir araya gelip işte konuşup bir konsensus üzerine yol alabilmesi ve bunu da pratikte yasalarla sunabilmesi gerekiyor. Türkiye'de bunu yapabilen tek parti AK Parti. Yani bunda yeni kapılığında en yakın örneğimiz bu. Evet. Ve FETÖ'nün yaptığı bu 15 Temmuz darbe girişiminden sonra daha öncesinde 17-25 Aralık'a gidebilirsiniz. Gezi olayları 17-25 Aralık ve sonrasında 15 Temmuz darbe girişimi. Bunların tamamında toplumu bir araya getiren yine AK Parti'ydi. Ve hani AK Parti dışındaki partilerin bu tarz bir politik projeksiyonu yok ve gücü de yok. Dolayısıyla hani lider temeliyle Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği yolda ilerleyen bir AK Parti görüyoruz. Dolayısıyla da 2019 seçimlerine daha önde olacağını söylemek de bugünden mümkün. Süre kısa, sizin dediğiniz gibi erken seçim tartışmaları da yapılıyor. Biliyorsunuz hani nasıl olur bilemiyoruz, erken mi olur, zamanda mı olur ama benim gördüğüm tablo bu şekilde. Evet. Şimdi tabii CHP konuşacağız dedik. EPC konuştuk da süremiz el verdiğince çok az bir zamanımız kaldı. Tabii CHP konuşurken bugünkü siyasi tabloyu anlamaya ve 2019 seçimde ışık tutmaya çalışırken sık sık vurgu yapıyoruz AK Parti ile MHP arasındaki seçim ittifakına. Bu noktada AK
Parti karşıtlarının aslında bütün eleştiri oklarını neredeyse MHP'ye çevirdiğini de görüyoruz. Çünkü hani MHP'nin desteğiyle %50+1'e ulaşma ihtimali orada çok büyük kaygı yaratıyor. Dolayısıyla MHP olarak bakmayalım, herhangi bir siyasi partinin aslında kendisini böyle bir ittifaka adamış olması ya da böyle bir iktidara destek vermesi siyaseten ne kadar doğru ya da ne kadar riskli sorusunda da iki farklı yaklaşım birbiriyle karşılaşıyor. Hepsini de izliyoruz, okuyoruz. Bu noktada mesela neler söylersiniz? Bir de bu konuda birkaç cümle alayım. Mesela Ramazan Bey, MHP'nin sunduğu AK Parti'ye destekle ilgili. Yani evet, bu siyasete meşru. Yani bunun zaten herhangi bir tartışılacak çok bir kısmı yok. Bu tartışmaya da çok aslında açık değil. Ancak evet, partiler ittifak yaparlar. Bunun farklı şekilde bu ülke koalisyonları da gördü, ittifakları da gördü. Mesela burada bu ittifakın topluma doğru şekilde ve doğru kanallarla, doğru kavramlarla anlatılabilmesi, anlaşılabilmesi. Bu noktada ben AK Parti ve MHP ittifakının çok ciddi bir zorluk çekeceğini, çok ciddi bir zorlukla karşılaşacağını düşünmüyorum. Çünkü milliyetçi seçmenle AK Parti'nin muhafazakar seçmen arasında çok ince bir çizgi var. Zaman zaman bu her çizginin kaybolması da çok mümkün. Onun için... İşte tam da o noktada mesela Devlet Bahçeli'nin çok kritik bir açıklaması olmuştu. Biz Türkiye'nin bekası için, güvenliği için, selameti için bu şeye giriyoruz, ittifaka giriyoruz ve adayımız olmayacak, Sayın Cumhurbaşkanı destekleyeceğiz. Ama 2019'dan sonraki 5 yıl, yani o 5 yılın bitiminden sonra biz yine bir muhalefet partisi olarak yerimizi alıp o şekilde görevimizi yerine getirmeye devam edeceğiz bir haline bir şey söylemişti. İşte oradan oraya geçişte bir nasıl? Tabii ki bunun kırılma yaşanmaması zaten mümkün değil. Evet, biz şu örneği vereyim. Biz evet AK Parti'yi tanımlarken muhafazakar demokrat bir parti olarak tanımlıyoruz. Fakat AK Parti bu tanımı işte 2002 yılında o kuruluş sürecinde erken AK Parti döneminde tanımladı. Sonra birçok farklı kavramlarla zaten kendisini dönüştürdü. Hatta daha da ötesi, İslamcılığı dönüştüren bir parti, AK Parti. Biz artık İslamcılık kavramından öte muhafazakarlığı kullanıyoruz. Yani dönüşen bir Türkiye var, dönüşen bir seçmen var. Burada MHP'li seçmenin zaten sınır artık çok kaygan bir zeminde, neredeyse sınırın yokluğundan da bahsedilebilir. Bu dönüşümün nasıl olacağını kestirmek çok zor, karışabilir, kaybolabilir o sınır. Aynı şekilde diğer partilerde fakat burada işte CHP ya da diğer blok için söylüyorum, HDP üzerinden karışması çok zor. Burada artık sekülerlik çok belirleyici bir karakter ve işte etnisite çok belirleyici bir karakter. Evet, onun için milliyetçi muhafazakar seçmenin birazcık bütünleşeceğini, sosyal demokrat partilerin de kendi içinde bütünleşeceklerini düşünüyorum ben. Etniste muhtemelen Kürt siyasal hareketi bir şekilde yine kendisini devam ettirecek farklı bir tabela altında. Ama yeni süreç birçok yeni oluşuma gebe olduğunu düşünüyorum. Evet, HDP işaret ettiniz. Orada da başka bir işte Demirtaş yerine gelecek genel başkanın ismi üzerinde başka tartışmalar, kırılmalar yaşanıyor. MHP ile ilgili Merve, senin ya da Çağatay Bey, sizin bir ekleyeceğiniz şey var mı? Yani bu MHP analizine dair. Şimdi şöyle, MHP'nin zaten aslında siyasette oynadığı bir anahtar rolünü 16 Nisan'da konuştuk. Hani o belki de oy olarak karşılığa dönüşmese de misyonunu yerine getirdi. Bununla devam etmek istikrarlı bir süreç, ama bunun yanı sıra şu da var, yani hani dünyada esen rüzgar, ülkede esen rüzgar daha analitik bir okumayla milliyetçi bir dönem. Bunu hani Amerika'dan işte Çin'ine kadar ya da işte biraz daha içeriden okumayla Türkiye'de son 3-4 yılda yaşadıklarımız, terör saldırılarının hani bizi daha böyle bir araya getirme çabası, işte darbe vesaire, Amerika ile yaşadıklarımız, bütün bunların bu rüzgarı esmesi normal. Ama burada belirleyici yine AK Parti. Neden? AK Parti nin aslında şöyle bir esnekliği var. İdeolojiye bir ideolojiye sıkı sıkıya sarılmış bir parti değil.
değer vurgularını, hı hı, evet hani milli olmak, demokrat olmak, muhafazakar olmak, modern olmak, bunları zamanın ruhuna göre ayarlayabiliyor. İşte o ideolojiye körü körü bağlı olduğunuz zaman işte CHP'deki, hı hı, çatlak diye konuştuğumuz şeyleri yaşayabiliyorsunuz. Hı hı. MHP'deki ortadan ikiye ayrışma gibi bir süreci yaşayabiliyorsunuz, hı hı, ama AK Parti'de tamam kopmalar, bölünmeler, bu kadar büyük, evet, saldırıların ardından etkilenmeler olsa dahi o esneklik yaşanıyor. Yani bugün yerli ve milli vurgusuyla MHP ile ittifak kurabiliyorsunuz ama işte dün hani aslında ülkenin en demokrat, en modernist, en batıya açık, evet, partisiydi. Yarın rüzgar değişir, dünyada değişir ve AK Parti yine o zamanın ruhunu yakalayabilir diye düşünüyorum. O yüzden ideolojik o kırılmayan şeylere bağlı olmaktansa esnek ve biraz da siyasette pragmatist olma sebebiyle o belirleyici rolü bu ittifakta AK Parti oynuyor diye, evet, düşünüyorum. Peki, süremiz bitti. Esas meseleyi nokta koyacağız. Çok teşekkür ediyorum Merve Şebnem Oruç, Ramazan Akkır ve Çağatay Özdemir. Sağolunuz bugün bize katıldığınız için esas meselede. Evet, hem Suriye'deki gelişmeler ve olası Afrin operasyonunu konuştuk, hem de uzunca bir CHP konuştuk ama arkasından siyasetteki diğer öne çıkan gelişmelere de değindik elbette. Esas meseleye nokta koyuyoruz. Herkese iyi geceler sayın seyirciler ama yarın saat 9'da yine analiz sentezle moderatör kuşağımızla karşınızda olacağımızı hatırlatalım. Hoşçakalın. Thank you.